Anadolu umuttur. Toplanıp ayağa kalkmanın, yeniden şahlanmanın adıdır. Bütün ümitleri yükleyip Bandırma'ya, Samsun'a ayak basmaktır. Havza'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a ulaşmaktır. Anadolu direniştir. Bıçkın delikanlıların öfkesi, gün görmüşlerin tecrübesidir. İstanbul'dan silah kaçıran yiğitlerin, cepheye erzak taşıyan minelerin, mermi üreten imalat-ı harbiyenin, kadınların emeğidir Anadolu. Urfa'yı şanlı, Antep'i gazi, Maraş'ı kahraman kılan ruhtur. Anadolu duadır. Secdeye kapanan anaların gözyaşı, masumların feryadı, Türk'ün son sancağıdır. Anadolu Ankara'dır. Büyük Millet Meclisi'ndeki cesaret, zabitlerin zihnindeki dirayet, halkın gözündeki ferasettir. Anadolu haykırıştır. Yedi düvelin hevesini kursağında bırakan, işgal güçlerini geldikleri gibi gönderen, manda ve himaye taleplerini yok eden, ya istiklal ya ölüm sedasıdır. Anadolu Türkiye'dir. Sultan Alparslan'dan Atatürk'e, büyük kumandanlar ülkesidir. Ayağı üzengide, gözüm menzilde, baş buğular beldesidir. Malazgirt'ten Sakarya'ya, İnönü'den büyük taarruza, cepheden meclise aynı dava, kılıçtan kaleme aynı sevda, Gümrü'den Lozan'a aynı kavga, kahramanlar yurdudur Anadolu. Atatürk'ün ateş saçan gözlerindedir bu kavga. Masaya vurulan yumruk turmudan ya da. Türk ordusunun zaferidir Anadolu'da. Mağrur bir şekilde gelen işgalciler mağlup bir şekilde gitmiştir. Milli irade galip gelmiştir. Artık hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. ...29 Ekim 1923'te Türk'ün son devletinin adı kondu. Nice bin yılın tecrübesi, Türkiye Cumhuriyeti oldu. Cumhuriyetimizin 98. yılında muasır medeniyetler seviyesinin üstünde, yeni hedeflere, nice yüzyıllara. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yoksa
Efendim merhabalar. 29 Ekim özel yayınıyla karşınızdayız. Zira bugün Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yılı ve biz de bu yıla özel bir yayınla sizlerin karşısında olacağız. Özel yayınımızda özel isimler ve özel konuklar olacak. Alkışlarıyla, sloganlarıyla programımızın açılışını yapan Türkiye Gençlik Birliği'nin yönetici kadroları bu akşam bizlerle birlikte olacak. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Sefalar getirdiniz efendim. Değerli izleyenler, vatan, üretim ve gelecek sloganıyla yola çıktılar. Şırnak'tan Edirne'ye, Samsun'dan Antalya'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek Atatürk'le birleştiler ve bugün 1. Meclis önünden Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna bir yürüyüş yaptı Türkiye Gençlik Birliği. Coşkulu bir yürüyüştü, önemli vurguları olan bir yürüyüştü. Zira şimdi yürüyüşün ayrıntılarını konuklarımızla konuşacağız. Ve aynı zamanda yürüyüşün en önünde önemli bir pankart vardı ve asıl dikkat çeken vurgunun olduğu noktalardan birisi burasıydı. ABD'nin kaos planlarına meydan okuyoruz. Türk gençliği ayakta. Cumhuriyet savaşıyor pankartı vardı. Bu slogan yazıyordu ve aynı zamanda bazı dikkat çeken pankartlar vardı. Bunlardan birisi de titre ABD Türk gençliği geliyor ve diğer bir pankartta üretim üzerine vurgu yapılan bir pankarttı. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Türkiye Gençlik Birliği bu yürüyüşü neden yaptı? Neyi hedefledi? Bundan sonra neleri planlıyor? Bunları konuşacağız. Sağ tarafımda değerli konuklarımız var. Dilek Çınar, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ve Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Başkanı Duygu Karabulut. Sayın Karabulut siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkürler ve liseliler bugün yürüyüşte onlar da pankartlarıyla, dövizleriyle geldiler. Ve Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan bizimle birlikte. Furkan sen de hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Merhabalar. Ve karşımızda da Konya'dan, Ankara'dan, Şırnak'tan ve Türkiye'nin çeşitli noktalarından, Denizli'den konuklarımız var. Onlara da mikrofonu uzatacağız. Onların da bu akşama, bugünkü yürüyüşe ilişkin ve bundan sonraki sürece dair görüşlerini ele alacağız. İlk etapta Genel Başkan Dilek Çınar'la başlayalım. Dilek Hanım, nasıldı coşku sizin gözünüzden? Nasıl yorumluyorsunuz? Neler hissettiniz? Kürsüde uzun uzun vurgulu konuşmalar yaptınız ama belki çoğu izleyicimiz de ilk defa izliyor olacak. Bir, bunu soracağım. İki, vatan, üretim ve gelecek sloganlarını neden tercih ettiniz? Öncelikle Ulusal Kanal'ın değerli izleyicilerini saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Aslında tarif edilmesi zor duygular içerisindeyiz çünkü büyük bir heyecan, büyük bir mutluluktu bugün 29 Ekim yürüyüşümüz. Hepimizi çok heyecanlandıran bir süreç oldu aslında. Sadece bugün değil, bugüne gelen süreçte bizler için heyecanlıydı. Bir yandan cesaretimizi, kararlılığımızı perçinledi. Bir yandan da Türk gençliğinin nasıl bir karaktere sahip olduğunu, hangi mayayla yoğrulduğunu bir kere daha görmüş olduk. Vatan, üretim, gelecek sloganıyla sorunuza cevap vermek istiyorum. Neden bunu tercih ettik? 2-3 Ekim'de Ankara'da büyük bir toplantı düzenlemiştik ve orada vatan, üretim, gelecek vurgularına karar verdik. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları önce tespit ettik ve o sorunlara hangi çözümleri geliştirebiliriz diye tartışmalar yürüttük, değerlendirmeler yaptık. Türkiye'ye bugün en büyük tehdit elbette ki vatanımıza yönelik tehditler ve bu tehditler doğrudan emperyalizm tarafından gerçekleşiyor. Hem dışta hem içte bu emperyalist tehditlerle Türkiye bugün savaşıyor. O yüzden Cumhuriyet savaşıyor dedik. Bu tehditler kimi zaman Doğu Akdeniz'den, kimi zaman Suriye'nin kuzeyinden, kimi zaman ekonomik tehditler olarak, kimi zaman içte bozguncu muhalefetin tehditleri olarak karşımıza çıkıyor. Kültürel saldırılar olarak karşımıza çıkıyor ama vatanımıza yönelik tehditler, saldırılar devam ediyor. Tabii Türkiye'nin geçtiği süreci burada değerlendirmek gerekir. Türkiye 2014'ten beri o Silivri duvarlarını yıktığımız büyük mücadelenin sonucunda bir vatan savaşına başladı. Ve o vatan savaşı bugün başarıya ulaşıyor, zaferlere koşuyor. Mehmetçiğimizin kararlı mücadelesi, devletimizin, ordumuzun kararlı mücadelesiyle vatan savaşını... Mustafa Kemal'in askerleriyiz!
çizdiğimiz rota sebebiyle artıyor. Yani Türkiye'nin Vatan Savaşı ile beraber o Atlantik çizgisinden, rotasından ayrılması, Atlantik prangalarından ve zincirlerinden kurtulması, bunun karşısında da Asya'daki onurlu yerini alması ve bu doğrultuda çalışmalar, faaliyetler yürütmesi sebebiyle bize yönelik saldırılar artmış durumda. Biz bunların karşısında vatanımıza yönelik tehditleri bertaraf edeceğiz ve bunları sadece göğsümüz siper ederek değil, taarruzlu olarak ancak buna karşı koyabiliriz. Bu emperyalist saldırganlığa karşı koyabiliriz dedik ve bugün taarruz cephesinden vatanımıza yönelik tehditleri bozguna uğratıyoruz. Üretim Türkiye'nin en önemli sorunu ve gençliğin de en önemli sorunu. Çünkü bugün %25'lere dayanan bir genç işsizlik var. Eğitimdeki bazı sorunlarla beraber elbette ki o üretime de yansıyor ve gençliğin bugün çalışma alanlarına dair önemli sorunları olduğunu tespit ediyoruz. Yani üniversiteden mezun olduktan sonra ne iş yapacağını tam olarak bilemeyen, iş sahalarını yeterli bulmadığımız için ve iş sahalarının yeterli olmaması sebebiyle de kaygıya düşen bir gençlikte karşı karşıyayız. Buralarda Türkiye'de yeni istihdam alanları açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunları yine ilerleyen saatlerde konuşalım. Detaylı konuşuruz. Gelecek en önemlisi belki orada. O gelecekte karamsarlık yok, o gelecekte aydınlık var. Çünkü o geleceği kuracak olan bizleriz. Yani Türkiye Gençlik Birliği yalnızca gençlerin bir araya geldiği, Türkiye'nin sorunlarını konuştuğu ve bir fikir kulübü gibi tartışmalar yürüttüğü bir teşkilat değil. Kuşakların yetiştiği bir devrimci ocak aynı zamanda. O yüzden biz Türkiye'nin yarınlarında aydınlıkları görüyoruz. Çünkü Türkiye'yi biz yöneteceğiz. Bu iddiayla 29 Ekim yürüyüşümüzü, büyük gençlik yürüyüşünü ördük. İlmek ilmek bütün şehirlerimizde ördük. Ve şimdi bugün de o ilmek ilmek ördüğümüz yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bu bizim için büyük bir mutluluk ama Türkiye için daha büyük bir mutluluk olmalı. Çünkü Türkiye'nin yarınlarında umut var. Türkiye Gençlik Birliği varsa Türkiye'nin yarınlarında aydınlıklar var. Evet. Bugün yürüyüşün sabahın erken saatlerinden sonuna kadar Anıtkabir'e girişe kadar adım adım takip ettik. Bizzat ben de oradaydım ve geleceğe dair karamsarlığı, umutsuzluğun, o umutsuzluğa kapılmama noktasında önemli bir umut aşılandı bende. Oraya gelen sohbet ettiğimiz insanlarda da benzer yorumlar vardı ve siz yürüyüş sırasında sloganlar attıkça, kararlılık beyanında bulundukça çok sayıda dışarıdan insan alkışlarla, ıslıklarla hatta balkonlardan filan eşlik edenler oldu. Önemli bir gözlem olarak aktarmış olayım. Şimdi izleyicilerimizden ev sahibimize mikrofon verelim. Kayahan Çetin, Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Başkanı. Kayahan, Türkiye'nin dört bir yanından genç Ankara'ya geldi, akın etti bir noktada ve atasına yürüdü. Bu yürüyüşün Ankara ayağını ev sahibi olarak nasıl ördünüz ve bugünkü coşkuyu sen nasıl yorumluyorsun? Evet, bugün hakikaten Ankara'da Türkiye'nin her yerinden, her ilinden, sizlerin de belirttiği gibi Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Trabzon'a birçok şehirden arkadaşımız Ankara'da buluştuk. Biz bu yürüyüşümüzün çalışmasını uzun bir süredir Ankara'nın aslında her sokağında, her ilçesinde sürdürüyoruz. Afişlerimizi astık, masalarımızı açtık, kapı kapı dolaştık Ankaralıları. Kapı kapı dolaşarak yürüyüşümüze davet ettik. Zaten onlar bizi tanıyorlar, onlar bizi biliyorlar. Uzun yıllardır Türkiye Gençlik Birliği'nin yürüyüşlerine, mitinglerine, Türkiye'nin zor dönemlerinde, Türkiye'nin zafer dönemlerinde yaptığı yürüyüşte hep şahitlik etmiştir Ankaralılar. Ve özellikle son dönemlerde artık yürüyüşümüzün yaklaşmaya başladığı dönemlerde biz bu afişleri gördük. Afişinizi gördük, çağrınızı duyduk. Mutlaka orada olacağız, katılacağız tepkilerini almaya başlamıştık. Bugün de sabah zaten sizlerin dediği gibi erken saatlerden itibaren biz bir çağrı yapmıştık. Mamaklılar, Etimesgutlular, Altındağlılar, evlerinizden çıkın, kahvaltınızı edin, bayrağınızı alın gelin. Öyle balkonlardan izlemeyin, alkışlamayın. Sizler bizi destekliyorsunuz ama bizim yanımızda olun. Hep birlikte yürüyelim çünkü bir mesaj vereceğiz. Bir kararlılık göstereceğiz. Dünyaya hem düşmana hem dosta
bir görüntü, bir kararlılık vereceğiz. Bunu hep birlikte verelim çağrısı yapmıştık. Hakikaten de Ankaralılar bir kez daha bizi sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. Hep birlikte coşkuyla geçirdik bu 29 Ekim'i. Biz yürümeye devam ettikçe, sloganlarımızı attıkça, bayraklarımızı, flamalarımızı gördükçe o çevreden zaten Anıtkabir'i ziyaret etmeye gelen onlarca insan yürüyüşümüze katıldılar. Onun bir parçası oldular. ABD'ye meydan okuyoruz demiştik. O meydan okumanın merkezine yerleştiler ve Ankara'dan yoğun bir katılım vardı. Yani gencinden yaşlısına, çocukların neşesi, o bayrak sallayan ilk kez belki de bir Cumhuriyet Bayramı'nda o kadar kalabalıkla birlikte Anıtkabir'e gelme sevincini yaşayan bir çocuktan uzun yıllardır bu yürüyüşlere katılan, içerisinde olan ama o gençliğin kararlılığını ve mesajını, o gençliğin disiplinini ve coşkusunu görünce duygulanan bir sürü vatandaşımızla, birçok vatandaşımızla bugün tanıştık, kucaklaştık. O açıdan Ankara açısından çok güzel bir 29 Ekim oldu. Ankara alışıktır böyle milli bayramları kutlamaya ama bugün daha farklı ve güçlü bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Üniversiteler tabii salgından dolayı uzun bir süre kapalıydı ama bu yeni dönemde yeni normalle birlikte açıldı. Üniversitelerde de çalışma yürüttünüz mü? Elbette tabii ki. Sokak çalışmamız, meydanlardaki çalışmamızla birlikte üniversitelerde de aynı şekilde bütün kampüslerinde Ankara'nın çalışma yürütmeye çalıştık, gayret ettik. Ankara tabii ki çok üniversite var, çok fazla üniversite öğrencisi var. Onlara ulaşmaya hem sosyal medyadan olsun, aynı şekilde sahada olsun, üniversite topluluklarıyla olsun, kampüs işlerinde, kampüs dışlarında gerçekleştirdiğimiz buluşmalar, birçok farklı içerikte buluşmalarla, öğrencilerle buluştuk. Onlarla bir araya geldik. Ve en önemlisi de şuydu tabii ki, biz Türkiye Gençlik Birliği olarak tabii ki bu işin örgütçüsü, bu işin düzenleyicisiydik. Ama bununla birlikte burada yeni arkadaşlarımızla tanışmak, üniversiteye yeni adım atmış, Türkiye'nin sorunlarını, Türkiye'nin sıkıntılarını kendine dert edinen ve burada kendine çözüm arayan, bir çıkış arayan gençlerle buluşmak ve onları da Türkiye Gençlik Birliği'nin yeni örgütçüleri, Türkiye Gençlik Birliği'nin yeni üyeleri haline getirmek bizim en önemli amacımız ve hedefimizdi. Ve hakikaten de bunu başardığımızı düşünüyorum. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ODTÜ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bu kampüslerin hepsinde güçlü çalışmalarla 29 Ekim çalışmamızı ördük ve bugün de oradaki üniversite topluluklarından yoğun bir katılım vardı yürüyüşümüze. Şimdi salgındaki o boşluğu bu 29 Ekim eylemini örgütleme noktasında bir noktada doldurdunuz. Üniversitelerde yeniden hareketlilik sağladınız. Yeni arkadaşlar kazandık dediniz. Peki bundan sonra Ankara'da üniversitelerde neler bekliyor Türk gençliğini? Şimdi üniversitelerde önümüzdeki dönemde dediğimiz gibi zaten bu salgın dönemi tabii ki bütün ülke için bir biraz durgunluk ve dinlenme dönemiydi ama Türkiye Gençlik Birliği bu dönemde durmadı. Biz bu dönemde de çok ciddi çıkışlar gerçekleştirdik. Bunlardan bazıları Kürecik'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı oradaki Kürecik radar üssünün İsrail'e kapatılması için yaptığımız eylem. Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetiminin Ermeni soykırımını tanıma küstahlığına karşı İncirlik üssü önünde yaptığımız eylem. Bunlar çok ses getiren, Türkiye Gençlik Birliği'nin hiçbir dönemde durmadığını ve her şart altında bir şekilde bir mücadele çizgisini oluşturduğunu gösteren çıkışlarımızdı. Bununla birlikte tabii ki önümüzdeki dönem üniversitelerde derinleşme, üniversitelerde daha çok öğrenciyi kendi sorunlarını çözebileceği ve aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine dair söz söyleyebileceği, Türkiye'nin geleceğine dair söz sahibi olabileceği bir seçenek sunmak, onlara seçeneğin olduğunu göstermek adına üniversitelerde daha çok olacağımız, kampüslerde daha çok ses getireceğimiz bir dönem olacak. Önümüzdeki dönemde tabii ki önümüzde bir 10 Kasım var. Onun ardından tabii ki üniversite etkinlikleri, evet, üniversite içerisinde yapacağımız etkinlikler olacak. Takvimimiz yoğun. Türkiye Gençlik Birliği'nin takvimi hiçbir zaman boş kalmaz. Çünkü bizim bu ülke için de bu gençlik için yapacak çok işimiz var. Evet, teşekkür ediyorum değerli yorumlarından dolayı. Duygu, Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Başkanı. 29 Ekim bugüne özel bir burada olmayabilirdiniz ve gündüz de bu yürüyüşü yapmamış olabilirdiniz. Bir balo yapıp üniversitenin birisinde ve bir de basın metnini yazılı olarak servis edip 29 Ekim'i kutlayabilirdiniz de.
Ama siz İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerine kalkıp Ankara'da Atatürk'te birleştiniz. Neler söylersin? Evet. Balo da yapabiliriz. Balo yapan arkadaşlarımıza da karşı bir şeyimiz yok. Fakat bu yürüyüşü örgütlerken biz hep şunu diyoruz. Bugün Atatürk'te ve Anıtkabir'de buluşmak sadece böyle bir temsil bir yer açısından değil. Bugün Atatürk ve Anıtkabir Türkiye'nin çözümü. Çözümü ve programı olduğu için biz bugün Ankara'ya geldik ve Anıtkabir'e kadar olan yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Türk gençliği olarak şöyle görüyoruz biz. Biz de İstanbul'da inmek 3 haftadır aşağı yukarı bu çalışmalarımızı örgütlüyoruz. Onun heyecanıyla birlikte geldik. Ve ben şöyle görüyorum. 81 ilden sadece otobüsler kaldırmadık. 81 ilden biz Türkiye'nin coşkusunu, heyecanını Anıtkabir'e taşıdık. Ve 81 ilden kalkan otobüsler bu coşkunda birlikte bugün Anıtkabir'e geldi. 81 ilden kalkan otobüsler bugün Türkiye'nin sorunlarını çözmek için bugün Anıtkabir'e geldi, Ankara'ya geldi. Bugün biliyoruz ki Türkiye çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Genel başkanımız da biraz önce programı açarken de söyledi. O sorunların hepsinin çözümü Anıtkabir'de. Atatürk programında ve biz Türkiye Gençlik Birliği olarak şunu diyoruz, şuna da söz veriyoruz. Türkiye Gençlik Birliği bugün Atatürk Türkiye'sini kuracak gençlik. Türkiye Gençlik Birliği bugün Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak gençlik. Bu yüzden biz esasen bu yürüyüşümüzü Anıtkabir'de ve Ankara'da yaptık. Çözüm orada olduğu için Anıtkabir'de ve Ankara'da yaptık. Türkiye'nin bütün sorunlarını aşabilecek büyük bir Türk milleti var. Büyük bir devrim mirası var arkasında bıraktığı Türk devrim mirası var. Büyük bir önderi var. Bizlere görevler biçen ve geleceğe ışık tutan büyük bir önderi var Türkiye'nin. O yüzden Türkiye bugün çözüm orada olduğu için Anıtkabir'e Türkiye Gençlik Birliği çağrılarını yaptı. Ve bu yüzden Anıtkabir'de buluştuk. Bir üniversitede, İstanbul'daki üniversiteler, liseler ve vatandaşlar sizin çalışma sürecinde size nasıl yaklaştılar, nasıl tepkilerle karşılaştınız? İstanbul büyük bir şehir, Ankara'da büyük ama İstanbul daha da büyük. Çalışma yapmak zor olmadı mı? Zor olmadı. Türkiye Gençlik Birliği için zor diye bir şey yok. Onu biz yapmak isteriz. Önümüze hedeflerimizi koyarız. Ve onu yapmak için ne varsa, elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışırız. Çok parçalı bir çalışma yürüttük biz de. Yani hem ilçe ilçe çalışmalar yürüttük. Türkiye Liseliler Birliği'miz hemen hemen bütün ilçelerimize gitti ve orada yeni arkadaşlarımızla temas etti. Onlarla birlikte o ilçelerin sokaklarını 29 Ekim afişlerimizle donattık ve bütün ilçedeki herkesi 29 Ekim'e davet ettik, çağırdık. Üniversiteler keza öyle. Bu süreç aslında tam tersine bizi yepyeni bir çevreyle, yepyeni bir gençlikle buluşturdu. Hiç olmadığımız üniversitelere tekrardan girebildik. Hiç olmadığımız üniversitelerde tekrardan iletişim kurabildik. İstanbul büyük bir şehir ve Türkiye'nin en fazla üniversitesine sahip bir şehir. 57 tane üniversitesi var İstanbul'un baktığımız zaman. Ve bunların hemen hemen yarısından çoğunda biz çalışma yürütebildik bu süreçte. Mevcut örgütsel gücümüzü 2'ye 3'e katladığımız bir süreç oldu. Türk gençliği esasen böyle bir çalışmayla buluşmaktan çok mutluydu, çok umutluydu. Türkiye Gençlik Birliği ile temas etmekten çok mutluydu. Zor olmadı, tam tersine işimizi kolaylaştırdılar. Biz çok mutlu olduk onlarla tanıştığımız için. Çünkü bu etkinlikleri, faaliyetleri onlarla beraber ördük, omuz omuza ördük. O yüzden bizim için de çok heyecanlı, yoğun, çok parçalı ama en sonunda bir bütün olarak Türk gençliğini birleştireceğimiz, İstanbul gençliğini birleştirdiğimiz bir çalışma oldu. Evet, sadece İstanbul gençliğini değil, tüm Türkiye'deki gençliği birleştirdiniz. Peki yine Ankara'dan konuğumuzla devam edelim. Liseli, Türkiye Liseliler Birliği Ankara İl Başkanı Engin Kandemir. Engin, TGB İl Başkanımızı dinledik. Liseliler Ankara'da nasıl çalışma yürüttü ev sahibi olarak? Coşku nasıldı bugün, nasıl gördün? Merhabalar Sayın Gürkan Demir. Liselilerde biraz daha okullar üzerinde, yerinde çalışmalar yürüttük. Sıra arkadaşlarımızdan başlayarak tüm okullarda, daha sonrasında mahallelerde, semtlerde afişlerimize, bildirilerimize bütün Ankara'daki liselileri ve halkımızı Anıtkabir'e gelmeye davet ettik. Bugünkü coşku inanılmazdı. Liselilerin öncelikle orada bir pankartımız vardı, görmüşsünüzdür. Evet. Z kuşağı değiliz, Türk gençliğiz diye. Orada Z kuşağı olmadığımızı, kalpaklarımızı takıp Eren Bülbül olduğumuzu, Tıbbiye Likbet olduğumuzu, Mustafa Kemaller olduğumuzu Türkiye'ye ilan ettik. Daha sonrasında Anıtkabir'e giderek, oradan adımızı okuyarak Türkiye'ye gereken mesajı verdik. Evet. Yani Türkiye'nin dört bir yandan üniversiteler geldi ama liseliler de geldi. Yani liseliler bazen böyle şehir dışına çıkmakta çekinceleri olabiliyor. Ailelerinin problemi oluyor ama alanda çok sayıda liseli vardı. Nasıl yorumlarsın? Liseliler bugün göründüğünden, potansiyelinden daha fazla
ileri daha siyasi, daha heyecanlı. Bugün çok büyük bir liseli korteji vardı ve hepsi de büyük bir heyecanla geldi oraya. Gerekirse ailesinden yalan söyleyerek, pembe yalanlar söyleyerek buraya gelen, Anıtkabir'i görmeye gelen ama sonuç olarak hepsi Atatürk çatısının altında bugün buluştu ve bizle birlikte yürüdü. Evet, teşekkür ediyorum. Ne demek? Başarılar diliyorum. Bundan sonra çalışmalar sürecek değil mi? Tabii sürecek. Şimdi Türkiye Gençlik Birliği için Türkiye'nin gençliği diyoruz, geleceği evet. diyoruz. Türkiye Liseliler Birliği de Türkiye Gençlik Birliği'nin geleceğidir. Bizim görevimiz de bundan sonraki süreçte yeni tıbbi hikmetler yetiştirmektir. Yeni erel bünyeler yetiştirmektir. Ve Türkiye'yi ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Peki, teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, tabii bugün Ankara'ya gelen birçok yurttaş şu an yolda. YouTube üzerinden canlı yayınlanıyor programımız. Oradan izleniyor. Bir kısmınız işte evlerinizde izliyorsunuz ve çeşitli kentlerinizde de bulunduğunuz etkinliklere katıldınız. Twitter'da Cumhuriyet Bize Emanet etiketiyle bugüne dair görüşlerinizi, Türkiye Gençlik Birliği'nin yaptığı etkinliğe ilişkin görüşlerinizi veya katıldığınız etkinliklerdeki alanda çektiğiniz görseller, videolar, fotoğraflar varsa bu etiket üzerinden Twitter'dan paylaşın, ekranımıza taşıyalım. Sizler de programımıza bu vesileyle katılmış olun, dahil olun, dışarıda kalmayın efendim. Peki, Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan. Furkan, Z kuşağı vurgusu vardı sizin pankartlarda. Biraz açalım mı Z kuşağını? Açalım. Öncelikle buradan Ulusal Kanal'a bir kez daha teşekkür edelim. Biz o yolu düz yürüdük ama Ulusal Kanal geri geri yürüdü. Evet. Ve o daha yorucu bir süreçti. Gerçekten büyük bir emekle yürüyüş boyunca Türkiye ile buluşturdular oradaki heyecanı, atmosferi. Naçizane tebriklerimizi iletelim buradan seyircilerimizin huzurunda. Şimdi Z kuşağı dediğimiz şey ithal bir kavram. Nasıl bugün ithal tişört var, ithal pantolon var, ithal kömür var. Bir de ithal gençlik yarattılar, ithal gençlik kavramı. Bunun içini de çeşitli tabii siyasi kavramlarla dolduruyorlar. Z kuşağı dedikleri şey yalnızca şu tarihte doğan gençler topluluğu değil. Onun bir siyasi altyapısı var. Ve bu kavram incelediğimizde eğitim fakültelerinden, psikoloji bölümünden çıkmıyor. Nerelerden çıkıyor? Halkla ilişkiler bölümünden, iletişim fakültelerinden. Buralardan yapılan sözde araştırmalarla, manipülatif anketlerle ortaya çıkıyor. Ve buradan bir kuşak tarifi yapıyorlar. Z kuşağı işte sadece çevre sorunlarına duyarlıdır. LGBT'ye hoşgörülüdür. Erkek ve kadın cinsiyetini reddeder. Tüm cinsiyetlere açıktır. Aile kavramına mesafelidir. Aile kavramını eski bulur. Bunun yanı sıra buna benzer meseleler. Uyuşturucuya hoşgörülü bakar. Makul bulur gibi. Oyun bağımlısıdır. Bağımlı demiyorlar tabii de. Oyun oynar. Teknolojiyle arası iyidir adı altında. Teknolojik bağımlılık. Buna benzer kavramları da yatıyorlar. Ve geçmiş kuşaklardan çok farklı. Ululardan ulu, yücelerden yüce bir kuşak. Her şeyi başaracak. Böyle bir kuşak tarif ediyorlar. Ama biraz akıl yürüttüğümüzde, hani Mustafa Kemal Atatürk diyor ya, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen metotlarıyla bunu incelediğimizde bu kuşağın böyle olmadığını, böyle bir kuşak olmadığını görüyoruz. Ve bu kuşağın bir dayatma olduğunu görüyoruz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabede "Ey Türk gençliği" diye başlıyor. Ey A kuşağı, ey C kuşağı demiyor. Orada toplam bir kavram kullanıyor ve içerisinde görevlerimizi tarif ettikten sonra muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanla mevcuttur diyerek bizi bir tarihe bağlıyor. Ama bugün baktığımızda ise Z kuşağı adı altında sayılan özelliklerde geçmiş kuşaklara bir düşmanlık. İşte geçmiş kuşaklar her şeye boyun eğiyordu. Her şeye tamam diyorlardı ama bu kuşak çok sorguluyor, düşünüyor. Ki bu kuşak baktığımızda içinden henüz ne çıkardı? Hangi filozofu çıkardı? Biraz da bunları samimiyetle tartışmak lazım. Nerede ölçtük biz bu sorgulamayı, düşünceyi de böyle bir şey ortaya koyuyoruz? Ki Türkiye'de Z kuşağı gençlik arasında bir dalga ifadesi. Yani gençler birbiriyle şakalaşırken böyle biraz hani nasıl daha önce apartman çocuğu diyorduk, muhallebi çocuğu. Ya da Ankara'da bebe diyorlar, değil mi? Böyle daha toy gördükleri kişilere. Bugün de okullarda, liselerde
saçma bir hareket gördüklerinde ya sen Z kuşağı mısın diye gençler birbirine dalga geçiyorlar. Türk gençliği içinde benimsenilmeyen bir kavram. Dünyadaki örneği nedir? Bu Greta Thunberg var mesela. Evet. Soros'un yarattığı iklim aktivisti. Ama bu iklim aktivisti aynı zamanda işte Aynı Arap'taki Kobani kantonunu, Rojava'yı selamlıyor. Böyle bir iklim aktivisti. Dolayısıyla Türkiye'de de bunu yaratmaya çalışıyorlar ama tutmuyor, tutmayacak da. Şimdi Z kuşağı hakkında herkes bir şeyler söylüyor. Z kuşağının işte az önce saydığım özellikler var ama vatanı yok, ailesi yok, aşkı yok, sevdası yok, Atatürk'ü yok, umudu yok. Ama bu kuşak her şeyi değiştirecek. Bunun bir kere hayatla, gerçekle, Türkiye ile hiçbir alakası yok ki gençlik de bunu görmüş olmalı ki bu kavramı birbiriyle dalga geçmek için kullanıyor. Z kuşağı değiliz, Türk gençliği izledik. Türk gençliği ise salgın sürecinde milleti için maske üretiyor, dezenfektan üretiyor. Şimdi bizim üreten bir gençliğe ihtiyacımız var. Atatürk nasıl bir Türk milleti tarif ediyor? Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Evet. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü tarif ederken. Z kuşağına dair bir çalışkanlık, bir üretkenlik de tarif edilmiyor. Ama Türk gençliğine baktığımızda Türk gençliği çalışmak istiyor. Bugün meslek liselerimiz maalesef şöyle algılanıyor. Bir yerleri kazanamayanların gittiği bölüm. Aslında böyle değil. Meslek liseleri bugün Türkiye'nin lokomotifi olmalı. En stratejik, en kritik liseleri olmalı ki neler yapabildiğini de gösteriyor. Bugün bazı özel meslek liseleri kuruldu. Özel programlı. Evet. Savunma sanayi alanında, yapay zeka alanında. İşte uçak bakım motor vardır mesela Eskişehir'de meslek lisesi. 450 puanla alır. Demek ki biz istediğimizde meslek liselerini çok geliştirebiliyoruz ve Türkiye'ye artı değer sağlayan kurumlar haline getirebiliyoruz. Üretime katılmaya liseden başlıyor gençler. Tabii ki bugün her meslek liseli bunu samimiyetle kabul edeceklerdir. Mesela 2 yıllık bölümlere gittiğinde ben 2 yıllık bölüme gittiğinde çok daha iyi bir iş sahibi olacağım demiyor. Bir umut. Bir de burayı deneyeyim. Ve orada liseliği hem lisede ürettirmek gerek hem de lise sonrası işini hazır etmek gerek. Liseleri böyle suya sabuna dokunmayan test çözme fabrikası olmaktan çıkarmak lazım. Bugün mesela Milli Eğitim Bakanlığı sürekli kaynak kitaplara karşı savaş açıyor ama bunun sahada bir gerçekliği yok. Şimdi bizim eğitim sistemimiz, sınav sistemimiz o testlere göre kurgulanmış. Dolayısıyla bir genç müzik dersinde, resim dersinde soru çözmek zorunda. 9. sınıfa başlayan, lise 1'e başlayan bir genç 12. sınıfta nasıl çalışmalıyım da nasıl bir iş bulacağım, bölüme gitmeliyim diyor. Ya da üniversite tercihi yapan bir genç, ben bugün bu bölümü yazıyorum ama 4 yıl sonra bunun KPSS puanları 70'ten 85'e çıkar mı? Bunun hesabını yapıyor. Dolayısıyla bizim buralarda gençliğe üretim alanları açmak lazım. Herkesi mühendis yapacağız, herkesi doktor yapacağız diye bir şey yok. Bunun zaten bir gerçekliği de yok. İnsanları İBF'lere, ondan sonra iletişim fakültelerine bir karamsarlıkla sonu olmayan bir şekilde doldurmanın da bir manası yok. Bugün tüm üniversitelerin işsiz mezunlarının toplamı kadar sadece İBF, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin işsiz mezunları var. Ve buradan çıkan gençlerimiz nerelere gidiyor? İşte daha çalışan asker oluyor, polis oluyor. Bunlar çok onurlu, çok kutsal meslekler. Ama o kişi oraya asker olmak için mi gitti? Asker olmak isteyen, polis olmak isteyen polis okullarına ve asker okullarına, Milli Savunma Üniversitesi'ne gitmelidir. Orada ise elbette onlar da vatansever duygularla sadece bir mesleki kariyer kaygısıyla asker olmuyorlar. Ama bir işsizliğin sonucu böyle bir sistem için çözüm olduğunu görüyoruz ki bu şansa nail olamayan da işsiz kalabiliyor. Genç işsizliğin bugün ciddi ölçüde arttığını görüyoruz. O yüzden biz Z kuşağı değiliz, Türk gençliği izlerken biraz da bunları tartışmak istiyoruz. Z kuşağı dediğimizde bunların hepsi görünmez kalıyor ki bugün baktığımızda da özellikle muhalefet partileri gençliğe sürekli oyun konsolu vaat ediyor. Evet. Yani gençliğin tüm derdi şu an 80 milyon tek yürek, tek nefes oyun konsolu sorunumuz nasıl çözülecek? Sanki bunu tartışıyorlar. Ya da internet paketin bitecek mi, bitmeyecek mi? Ya bugün oyun konsolu üretim sağlanmıyor. Yani. Evet, oyun konsoluyla elbette gençlik oyunda oynayacak. İnternet kafeye de gider. Ondan sonra halı sahaya da gider. Okulda da oyun oynuyoruz. Oyun hayatımızın, eğlence hayatımızın bir parçası. Hepimiz bunları yaşıyoruz, oyun oynuyoruz. İşte bugün futbol
turnuvalar oluyor oyunlar. Şimdi ulusal kanalı sorun olmasın. PES, FIFA işte onlar. Mesela bugün hangi genç kiralamıyor evine böyle evinde bunları oynamıyor. Ya da internet kafelerde onları oynuyoruz. Bunlar hayatımızın parçası. Oynuyoruz bitiyor. Ama onu bir bağımlılık haline getirmiyoruz. Ama gençliğin tek derdi buymuş gibi bir algı var. Biz bunu evet. da eleştiriyoruz. Gençliği işte kahve bardaklarıyla tarif etmek. O zincir kahve firmalarının bardakları evet. işte gençlik be. Falan. Ama gençliğe baktığımızda gençlik üretmek istiyor. Tabii şunu da eleştirmek gerek. Onu son toparlayın. Toparlayalım. Çok alkışlanan bir şey, sözde öne çıkarılan bir şey. İşte Türkiye bir doktor kaybetti ama İngiltere bir garson kazandı, kurye kazandı. Yani bunların da hiçbir gerçekliği yok. Elbette beyin göçü diye bir sorunumuz var ama gençlik Türkiye'de doktor olmak varken ya da Türkiye'de garson olmak varken kendi memleketinde, kendi vatanında, kendi milletine hizmet eden bir garson olmak varken neden gitsin İngiliz'e, Fransız'a, Alman'a hizmetkarlık yapsın? Dolayısıyla gençlik ülkesinde kalmak, gençliği tay başında ülkesinin sorunlarını çözmek ve bu ülkede üretmek, yaşamak, kazanmak, yaşamak istiyor. Evet. Peki gençlik üretime nasıl katılacak? Gençlik üretimin hangi alanlarında var olabilir? Gençlik geleceksizlik tartışmasına nasıl bakıyor? Bu soruların yanıtını Dilek Başkan reklamlardan sonra sizden alacağım. Değerli izleyenler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından TGB liderleriyle programımızı sürdüreceğiz. Çalışan gençlik üreten Türkiye reklamın arasına gitmeden önce TGB Genel Başkanı Dilek Çınar'a üretime ilişkin ve gençliğin üretime bakış açısını nasıl olduğunu ve üretim alanına, üretim hayatına nasıl katılacağına dair sorularımız olacaktı. Oradan devam edelim. Dilek, gençlik işte o geleceksizlik tartışmasında hangi noktada nasıl bakıyor, işsizlik sorunu nasıl yorumluyor ve o çalışma noktasında mesela iş beğenmeme tartışmaları son dönemde var. O konuya nasıl bakıyorsunuz? Nedir durum? Seni dinliyoruz. Eylemimizin en önemli sloganlarından biriydi. En önemli pankartlarından biriydi. Çalışan gençlik, üreten Türkiye. Yine ana çağrılarımızdan biri de üretim vurgusuydu. Bunu söylememizin bir sebebi var. Çünkü ortada bir gerçeklik var. Türkiye'de yaklaşık %25 oranında genç işsizlik var. Yani neredeyse her 4 gençten biri işsiz demek bu. İşsizlik oranını böyle ortaya koyduğumuz zaman daha çarpıcı oluyor. Şimdi iş beğenmeme meselesine gelelim. O eğitim sorunuyla doğrudan bağlantılı. Bizim Türkiye'mizin neredeyse her şehrinde üniversite var. Ve bu her şehirdeki üniversiteler ne yazık ki planlı bir eğitim modeline sahip değil. Yani Türkiye'nin ne kadar mühendise ihtiyacı varsa o kadar mühendislik fakültesi açılmıyor. Ne kadar iktisat mezununa ihtiyacı varsa o kadar iktisat fakültesi açılmıyor. Bunlar bir plan dahilinde yapılmadığı zaman o zaman ortaya şöyle bir sorun çıkıyor. Bir genç üniversiteye gidiyor. O üniversiteye giderken çeşitli hayalleri var. Diyelim ki radyo, televizyon ve sinema bölümünü kazandı. Gazeteci olmak istiyor ya da televizyoncu olmak istiyor. Bir haber programcısı olmak istiyor belki ama iş sahasını bulamıyor. Bulamadığı zaman iş sahasını hayallerinden de vazgeçmek istemediği için başka bir işte çalışmaya o ikna olamıyor. Ne zamana kadar? Hiçbir yerde iş bulamayana kadar ve geçim sorunları ciddi oranda artana kadar. Ondan sonra hiç ilgi alanı olmayan, yeteneklerine de aslında uygun olmayan çeşitli alanlarda çalışmaya başlıyor. Ve burada da üretime sunduğu katkı aslında verimsizleşmiş oluyor.
Şimdi gençliği şöyle değerlendirmek lazım. Gençlik ülkenin en dinamik kuvveti. Yani üretime en fazla zaman ve enerji ayırabilecek kuvveti biz işsiz bırakıyoruz. Ona istihdam alanları açmıyoruz. Ona yeni çalışma alanları oluşturmuyoruz. Onun yeteneklerini keşfedip o yetenekler doğrultusunda bir plan ve programla beraber ve bu plan ve programın uzun vadeli ve kapsamlı olmasını göz önünde bulundurmuyoruz. Sonra da Türkiye'de çeşitli üretim sorunlarından bahsediyoruz ya da ekonomik zorluklardan bahsediyoruz. Ya işte doların ani fırlayışından bahsediyoruz. Türk lirasının değer kaybetmesinden, enflasyon oranından bazı teknik terimlere sıkışıp kalıyoruz. Halbuki bu işin püf noktası ve Cumhuriyet devrimlerinin de aslında bize öğrettiği, Cumhuriyet'in de temel ilkesi üretmekti. Herkesin üretmesi, her alanda üretimin yapılması, herkesin çalışması, herkesin emeğini bir ölçüde milletin refahı, vatanın refahı için ortaya koymasıydı. Şimdi biz o felsefeyle, o değerlerle ve bugünün ihtiyaçlarıyla diyoruz ki Türk gençliğinin çalışmaya ihtiyacı var. Ve Türk gençliği çalışmaya hazır, emeğini ortaya koymaya hazır, zamanını ortaya koymaya hazır. Bunu bir program halinde, bir plan halinde yapması gereken devletin kendi organları, yani iktidarın bu konuda üzerine büyük bir görev düşüyor. Ama bu noktada yeterli adımların atılmadığını görüyoruz. Nereye gitsek, Türkiye'nin dört bir yanını gezdik. 29 Ekim gençlik yürüyüşümüzü ördüğümüz süreçte genel merkez olarak biz 50 ili ziyaret ettik. Ve bu 50 ilin tamamında burada genel sekreter yardımcılarımız da var, il başkanlarımız da var, onlar da ifade ederler. Tamamında gördüğümüz sorun şu, Türkiye'de hala su sorunu yaşayan köyler var. Türkiye'de hala elektrik sorunu yaşayan köyler var. Çiftçinin üretime olan isteğinin yanında büyük bir borç yükünün altında eziliyor. Bunun işte benzini, mazotu, tohumu, çiftçimiz bize gittiğimiz her yerde bunları ailetiyor. Anlatıyor. Biz de emekçi ailelerin çocuklarıyız. Kimimizin ailesi fabrikada çalışıyor, annesi babası. Kimisi çiftçi, kimisi memur. Hepsinin ayrı ayrı sorunları var. Özellikle çiftçi ailelerinden duyduğumuz, öğrendiğimiz bir şey var. O da çiftçinin borç yükü altında ezildiği. İşçi geçinebiliyor mu peki? Geçinemiyor çünkü pahalılık önemli ölçüde artıyor. Üretimin olmadığı yerde ithal mal kullanıldığı için ya da ara mal olarak da ithal ürünler kullanıldığı için kendi topraklarımızdaki o verimleri değerlendiremediğimiz için haliyle ürünlerin fiyatları da yükseliyor. Yani bunu hiç öyle bazı ekonomi kavramlarına sıkışarak enflasyon artışı böyle oldu, faiz oranlarında da şu kadar bas puanlık düşüşler yapıldı diye anlatmaya gerek yok. Türkiye'de üretim yapmazsak fiyatlar yüksek olur ve biz geçim sorunu yaşarız. O geçim sorununu aşmanın yolu üretime dahil olmamız, üretim süreçlerine dahil olmamız. Gençliğin iş bulması, gençliğin çalışması, gençliğin enerjisini, zamanını, verimini, gençliğini Türkiye'nin üretim süreçlerine vermesi. Aslında önümüzdeki program bu kadar açık. Biz gittiğimiz her yerde bu sorunlarla karşılaştık ve böyle gitmez diyor gençlik. Ve vatandaşlarımızın da tüm böyle söylüyor. Böyle gitmez. Böyle nereye kadar devam edebiliriz? Nereye kadar kredi kartlarıyla, krediler çekerek, yetersiz burslarla hayatımızı sürdürebiliriz? Nereye kadar üretmeden, kendi verimimizi kullanmadan, işte dağımızdan akan suyu da verimli değerlendirmeden, ormanlarımızı da yeterince verimli değerlendirmeden, toprağımızı da sürmeden, fabrikalarımızı açmadan nereye kadar devam edebiliriz? Bir yere kadar böyle gidiyor, evet, ama o Türkiye'ye büyük bir maliyet yüklüyor. Türkiye'ye büyük bir borçlanmaya sebep oluyor ve Türkiye'nin o borç batağı içerisinde sürüklenmesine sebep oluyor. O yüzden eylemimizin, yürüyüşümüzün en önemli sloganıydı belki de. En önemsediğimiz, öne çıkardığımız sloganıydı. Çünkü bu önümüzdeki sürecin aynı zamanda mücadele alanı bizim için. Nasıl? Ankara İl Başkanımıza yönelttiğiniz soruya ben cevap vereyim.
Bundan sonra üniversitelerde neler yapacağız peki 29 Ekim evet. geçti şimdi diye. Önümüzdeki süreçte çalışan, gençlik üreten Türkiye için üniversitelerde sempozyumlar yapacağız, çalıştaylar düzenleyeceğiz, konferanslar yapacağız, tartışmalar yürüteceğiz ve Türkiye'nin önündeki o üretim süreçlerini beraber tartışarak, konuşarak, paylaşarak ve önümüze somut bir program, bir reçete çıkararak çözeceğiz. Türkiye'nin bugün üretimde devrime ihtiyacı var. Türkiye'nin bugün bir üretim devrimine ihtiyacı var. Ve o üretim devrimini yapacak olan da yine bizleriz. Türk gençliği o üretim devriminin en önüne geçecek ve o devrimi gerçekleştirecek kuvvet olacak. Elbette ki Türkiye'nin vatansever ve milli kuvvetleriyle beraber ama en önde, en dinamik kuvvet olarak, en kararlı ve en cesur kuvvet olarak yine bizler olacağız. Ve bu süreci nasıl öreceğimizi, nasıl Türkiye'yi bu borç bataklığından kurtaracağımızı, nasıl Türkiye'yi bu Atlantik pranglarından ekonomik anlamda da kurtaracağımızı ve Türkiye'yi nasıl kamucu, paylaşımcı bir ekonomik model içerisine sokacağımızı işte bu önümüzdeki süreçte Kasım ve Aralık ayında yapacağımız üniversitelerde, üniversite toplulukları ile beraber, üniversitenin tüm bileşenlerini bu sürecin içerisine, akademisyenlerini, çalışanlarını, güvenlik personelinden kantinde çalışanına kadar, üniversite öğrencisinin tümünden akademisyenlerine kadar herkesi bu sürece dahil edeceğiz. Beraber konuşacağız, beraber tartışacağız. Elbette ki bu sadece üniversitelerle sınırlı kalmayacak. Liselerde de aynı faaliyetleri yürüteceğiz. Liselilerin sorunlarını da dinleyeceğiz. TLB Genel Başkanımız meslek liselerine dair sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Sadece meslek liseleri değil, elbette ki meslek liseleri çok önemli üretim alanı içerisinde. Ancak bununla beraber fen liselerini de, Anadolu liselerini de önümüzdeki süreçte neler bekliyor ve bu çalışan gençlik içerisinde nerede konumlanıyorlar, nerede çalışmalar yürütebilirler, onları hep beraber değerlendireceğiz. Köylümüzün, çiftçimizin, işçimizin, emekçimizin ve aynı zamanda üreticilerimizin de, esnafımızın da sorunlarını, taleplerini dinleyerek, anlayarak Türkiye'nin önüne bir gençliğin üretim programında, gençliğin üretim devrimi programında koymak gibi bir hedefimiz var. Önümüzdeki süreçte çok şey söylenebilir. Hı hı. Türkiye'de yapılabilecek, açılabilecek iş sahaları, açılabilecek eğitim alanları, meslek edindirme kurslarından tutun da çok detaylı mahalle mahalle, köy köy, üniversite üniversite hepsini sıralayabiliriz. Ancak önümüzdeki süreçte bunların hepsini o sıralayabilmek, çözüm önerilerini bir program haline getirebilmek ve uzun vadeli, kısa vadeli, orta vadeli hedeflerini açık ve net bir şekilde ortaya koyabilmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Önümüzdeki mücadele sürecinde buraya oturtuyoruz. Çünkü Türkiye'yi terörle diz çökertmek istediler. Evet. Hendekler açtılar. FETÖ'yü yani Amerikan gladyosunu devletimizin çeşitli kademelerine yerleştirdiler ve bizi bölmek istediler. Bizi parçalamak istediler. Bize diz çökertmek istedi Amerikan emperyalizmi. Bugün sloganlarımızdan biri de oydu. ABD emperyalizme meydan okuyoruz evet. dedik. ABD'nin kaos planlarına meydan okuyoruz dedik. O kaos planlarından biri de bu ekonomik zorluklar üzerinden Türkiye'de bir iç karışıklık, bir kargaşa ve kaos planlamak, tertiplemek, böyle senaryolar var önümüzde. Yangınlar bunun evet, bir parçası. Evet, kesinlikle öyle. Yangınlar bunun bir parçası. Şimdi önümüzdeki süreçte bizim eğer Türkiye'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü, başı dik ve onurlu bir millet olarak hayatını sürdürmesini istiyorsak Türk milletinin ve Türkiye'nin başı dik yaşamasını istiyorsak önümüzdeki süreçte bu üretim meselesini yani gençliğin çalışma meselesini çözmemiz lazım. Bu bizim askeri zaferlerimizin,
aynı zamanda ekonomik zaferlerle taçlandırılması olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk öyle ifade ediyor. Askeri ve siyasi zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmalıdır diye ifade ediyor. Biz de önümüzdeki süreçte bu zaferlerimizi, Asya'daki onurlu yerimizi alırken ekonomik zaferlerle taçlandıracağız ve gençliğin orada rolünü, misyonunu ortaya koyacağız. Evet. Bu hedefi hayata geçirmek için bugün irade beyanında bulunduğunuzu söylediniz. O irade beyanına ilişkin iki buçuk dakikalık videomuz var. Onu izleyerek müsaadenizle programımıza devam edelim. Yönetmen arkadaşımızdan rica edelim. Türkiye Gençlik Birliği'nin bugün yaptığı 29 Ekim yürüyüşüne ilişkin kısa bir videomuz var. Onu izliyoruz efendim. Evet efendim, videoyu izledik. Türkiye Gençlik Birliği'nin ve Türkiye Liseliler Birliği'nin yaptığı yürüyüşün ve Dilek Hanım'ın ifade ettiği o önümüzdeki süreçte Kasım, Aralık ayında yapmayı hedefledikleri o gençliğin üretime katılması, çalışma hayatına katılması noktasındaki hedefleri hayata geçirmeyi ifade eden ve irade beyanını ortaya koyan videoyu izledik. Şimdi aslında bu sürecin başlangıcı var. Yaz ayından var. Çanakkale'ydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Çanakkale'de bir üretim kampı yaptınız. Türkiye Liseliler Birliği ve Türkiye Gençlik Birliği olarak. Duygu Hanım, siz bu işin başındaydınız. Bir neler oldu orada? Nasıl örgütlediniz? Neyi hedeflediniz? Nasıl geçti? Arkadaşlar nelere dahil oldu? Anlatır mısınız? Şimdi biz bu üretim kampını ilk defa denedik. Daha öncesinde bizim Kayseri'de bir Malatya'da pardon kayısı kampımız vardı. Bir de fındık kampımız olmuştu. Ama böyle çok geniş çaplı ve çeşitli yapacağımız ve adını direkt bizzat üretim kampı koyduğumuz ilk kampımız olmuştu. Bizim bunu yapmamızdaki esas amaç şuydu aslında. Biraz önce Dilek Başkanımız da söyledi. Bugün Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var. Büyük zorluklardan bir tanesi de ekonomik sorunlar. Türkiye özellikle 1980'den beri bağlandığı o dünya ekonomisiyle birleşme, bütünleşme programı adı altında Türkiye'nin ekonomisi parçalandı, bölündü ve bir çıkmaza sürüklenildi. Ve şunu gördük, oradaki işte kamu iktisadi teşekkülleri bir yük olarak görüldü devletin sırtında. Onun dışında üreticiler bir kambur olarak göründü devletin sırtında. Üretimden koparılmaya çalıştı Türkiye ve sürekli bir sıcak para ekonomisi üzerinden, işte faiz komisyoncuları üzerinden Türk ekonomisi çevrilmeye, o çarkları döndürülmeye çalışıldı. Fakat gördük ki artık bu çarklar dönmüyor. Artık bu özellikle 1980'den beri bağlandığımız o programdan sonra gördük ki Türk ekonomisi artık dönmüyor. Ve bunu döndürmenin tek yolu var. O da bizim 1930'dan sonra özellikle böyle sıçrama yaratarak dünyada bir numara olarak ve üretimde bütün ülkeler buhran döneminde küçülmeye giderken iki tane ülke vardı o dönem büyüyen. Birisi Türkiye, birisi Rusya'ydı. Bunu yapabilmenin tek yolu vardı. Bize Cumhuriyet bu mirası bıraktı. Biraz önce Genel Başkanımız da söyledi. Üretim devrimi. Biz planlı sistemli bir üretim devrimi programına girdiğimiz için zaten Türkiye o gün
dünyaya örnek oldu. Üretim üretim şeyini oranını katlayarak. O yüzden dedik ki bugün Türkiye'nin önündeki bu büyük zorlukları ancak ve tek bir şartla çözebiliriz. Planlı, sistemli bir üretim seferberliği. Bu böyle plansız da değil. Türkiye şu an üretiyor. İlk 10 ekonomisi üzerinde dünya içinde. Fakat bunu Türkiye'nin dört bir tarafına yaymak, Türkiye'nin bütün üreticilerin üretici dinamiklerini harekete geçirmek ve onları planlı bir şekilde ilerletmemiz gerekiyor. İşte tam burada peki gençliğe ne düşüyor diye baktık, dönüp baktık. Gençlik de üretmek istiyor. Gençlik gerçekten bugün Dilek Başkanımız söyledi, çalışmak istiyor. Emeğini, zamanını buraya vermek istiyor. O yüzden ama bunu yapabileceği alanlar tabii çok sınırlı ve kısıtlı. Biraz önce uzun uzun açtık. Yani birçok öğrenci okula gidiyor ama kendi bölümündeki bir bölüm üzerine eğitim alıyor ama o bölümden mezun olduktan sonra eğitim aldığı bölüme dair bir şey yapamıyor birçok öğrenci. Hatta şöyle şeyler görüyorduk biz eskiden 3. 4. sınıftayken öğrencilerin işte staj meselesi, işte eğitim meselesi dururken şimdi 1. sınıftan başlıyor. Öğrenci üniversiteye giriyor, hatta üniversite tercihlerinden başlıyor. Acaba ben bu bölümde iş bulabilecek miyim? Orada şey değil mesela, onların tercihleri sevebileceği işler değil. Acaba bu bölümü okuduğum zaman bu işi bulabilecek miyim, yapabilecek miyim, iş alanları ne diye bakıyor ve buna göre bir program çiziyor. Biz üretim kampında dedik ki Türk gençliği çalışmak istiyor, üretmek istiyor ve bu kampı da yaptık ve Türk milletine göstermiş olduk. Orada biz sabahtan akşama kadar, yani hatta şöyle şeyler oluyordu, siz sabah 6.30'da kalkamazsınız diye böyle şeyler vardı. 6.30'da kalktık. Ve arkadaşlarımız büyük bir özveriyle ilk defa böyle toprakla bütünleşen, ilk defa işte oradaki işleri yapan arkadaşlarımız olmasına rağmen hiçbirisi gocunmadan ve büyük bir özveriyle, büyük bir çalışkanlıkla bu işlerin altına girdiler ve büyük bir başarıyla kalktılar. Orada bütün şunu gördük, köylümüz bize baktığı zaman, Türk gençliğine baktığı zaman umut olduk onlara. Onları tek tek söylediler. Zaten Ulusal Kanal da gösterdi onların videolarını. Evet, ayrılamadılar bizlerden. Çocuklarını, torunlarını bizlere emanet ettiler üniversitelerde. Mutlaka Türkiye Gençlik Birliği'nin olduğu üniversitelerde il başkanlarınızın numaralarınızı verin. Onlarla birlikte şey yapalım, iletişime geçirelim dedi. Biz Türk gençliğinin umut olduğunu gösterdik oradaki üreticilerimize. Ve şunu gördük, kendimiz de görmüş olduk. Türk gençliği gerçekten eğer ona bir istihdam, bir alan yaratılabilirse o zaman bu Türkiye'yi kalkındıracak, o özveriyle, çalışkanlıkla hareket edecek ve üretim seferberliğinin içine girecek. Bence üretim kampının en önemli kıstası buydu. Yani orada yaptığımız şeylerden ziyade orada neyi gösterdik Türk milletine ve Türk gençliğine? Orada işte onu gösterdik. Türk gençliğinin çalışkanlığını gösterdik. Türk gençliğinin üretme azmini gösterdik. Türk gençliğinin vatan sevgisini gösterdik. Üreticilerimize umut olduk. Çünkü birçok üreticimiz biraz önce genel başkanımız da söyledi. Yani üretiyor ama kar yok. Yani hep zarara, hep krediye. Artık o da üretmek istemiyor. Ya da işte maalesef. Ya da işte birçok genç köylerini terk ediyor. Onlar mesela işlerini yaptırabilecek çocuklarını, torunlarını bulamıyorlar. Ama mesela bu kamptan sonra gördüler ki evet bizim çocuklarımıza üreteceği bir alan verilirse evet bizim çocuklarımız ve Türk gençliği üretecek. O çalışkanlığıyla birlikte buraya dahil olacak. Bu temellerle yaptık aslında. Türkiye'nin önündeki büyük bir zorluk ekonomik çıkmaz. Bu ekonomik çıkmazı aşabileceğimiz bir tane yegane program var. Planlı sistemde bir üretim devrimi sistemi ve bunu yapabilecek büyük bir gücümüz var. O da Türk gençliği. Evet. Türk gençliği bugün o üretim devrimi programına girmeye canı gönülden istekli. Yeter ki ona alan ve fırsat tanınsın. Köy enstitüsü modeli oldu sanırım kamp değil mi? Evet, biraz öyle oldu. Bizim için öyle oldu. Yani sadece orada üretimle aşırı neşir de olmadık. Akşam üzeri hep birlikte değerlendirmelerimizi yaptığımız, sazımızı, bağlamamızı aldığımız, türkülerimizi söylediğimiz, en son işte oradaki köylülerimizle birlikte eğlence yaptığımız bir şey oldu. Yani o gün gerçekten Türk gençliği toprakla buluştu, alın teriyle buluştu, emekle buluştu, üreticiyle buluştu ve Türkiye'nin yarınlarına umut tohumları ekti.
Biz onu söylüyoruz. Üretim kampının en önemli şeyi Türkiye'nin yarınlarına umut tohumları ektik biz üretim kampında. O yüzden tadına da varamadık. Bunları gelecek dönemlerde tekrar etme görevini de önümüze koyduk. Zaten öyle bir talep var. O kamptan sonra çok fazla talep geldi. Hem katılım açısından hem oradaki köylüler açısından mutlaka gelin. İşte şu karşı civarda böyle bir çiftlik var, oraya da gelin. Orada hep birlikte tanışalım diye. O yüzden Türk gençliği bugün Türkiye'nin umudu. Umudu. Türkiye Gençlik Birliği bugün Türkiye'nin umudu ve yarınları, geleceği. O yüzden biz diyoruz ki Türkiye Gençlik Birliği olarak biz bu bütün sorumlulukların farkındayız. Türkiye'nin yarınlarını yaratacağız, söz veriyoruz ve Türkiye'nin gelecekleri, geleceği bizim ellerimizde diyoruz. Türkiye Gençlik Birliği varsa umut vardır diyoruz. Umut var. Bu umudu sonuna kadar da devam ettireceğiz. Türkiye Gençlik Birliği varsa umut var dediniz. Bir de Türkiye Gençlik Birliği'nin arkasına gelen Türkiye Liseliler Birliği var. Liseliler de üretim kampında var mıydı? Var tabii ki. Evet, onların bir yaklaşımı nasıldı? Onlar da çok mutlu oldular. Çünkü malum bugün bir şehirleşme var. O şehirleşme içinde elbette emekçi ailelerin çocuklarıyız. Ancak o köy hayatına daha yakından dahil olmak, sadece böyle bayramlarda köye gitmekten ziyade sabah erkenden kalkıp işte keçi sağmak, ormana gitmek, tarlaya gitmek, o emeği görmek. Bizzat keçi sağdı arkadaşlar. Tabii, bizzat keçi sağdı arkadaşlarımız. O üretim faaliyetlerine doğrudan katılması çok iyi oldu. Bir kere emek insanı çok mutlu eden bir şey. Ve aynı zamanda soframıza gelen, tabağımıza gelen şeylerin, ürünlerin ne zahmetlerle üretildiğini gördük. Sadece tarlada ki onun bir de üretilme, işlenme aşaması var. Onların da zahmetli olduğunu daha yakından kavramış olduk. Bu bakımdan çok iyi oldu. Üretim olmasa ne olur? Üretim olmasa hayat durur. Bugün zaten doğanın kendisi bir üretim. İşte ağaç tomurcuk üretiyor. Tomurcuğun içinden çiçek çıkıyor. Arı çiçekten bal yapıyor. Sürekli ya da o poleni götürüyor. Her yer yeşilleniyor, bahar oluyor. Doğa sürekli kendisini yeniliyor ve bir üretim faaliyeti içinde. İnsanın kendisi de bir üretim. Üretimin sonucu biyolojik olarak değerlendirdiğimizde. Üretim olmasa hayat durur. Zaten bugünün sorunu da bu. Yani sistem, o Atlantik sistemi hayatı durdurmaya çalışıyor. Hayatın akışına bilime aykırı bir şey yapıyor. Ve bu yüzden yıkılıyor zaten. Ve Türkiye'de bugün yaşam mücadelesi veriyor. Yani Türkiye'nin üretim devrimi yaşam devrimi aslında. Evet. Peki vatan gelecek sloganıyla yola çıktınız, geldiniz ve bu kapsamda Şırnak'tan da, yani Türkiye'nin dört bir yandan gelen vardı, Şırnak'tan da gelen vardı ve Şırnak'tan gelen konuğumuz aramızda. Türkiye Gençlik Birliği Şırnak temsilcisi Nazlı Karatay. Nazlı, hoş geldin. Hem Ankara'ya hem programımıza. Biz teşekkür ederiz. 29 Ekim kutlamasına geldiniz Şırnak'tan. Nasıl buldunuz 29 Ekim kutlamasını, havasını ve Şırnak'ta sizi geniş kapsamlı bir çalışma yaptığınız çalışmalar nasıl yankılandı? Öncelikle teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için. Ankara'ya geldiğimizde çok heyecanlıydık. Arkadaşlar sürekli soruyorlar ne zaman gideceğiz, ne zaman gideceğiz diye. Çok heyecanlıydılar. İşte geldiler, Ankara'yı gördüler, Anıtkabir'i gördüler. Anıtkabir'i gördükten sonra bir daha geri dönmek istemediler. Onları zorla bindirdik, gönderdik otobüslerle. Şırnak'ta da çok kapsamlı bir şekilde çalıştık. Şırnak normal diğer şehirler gibi değildi. İlk kez TGM kuruldu orada. Biraz zorlandık ama hiçbir şekilde yılmadık. Üniversitelerde çalışmalar yaptık. Sokaklarda afiş bildiri çalışmalar yaptık. Ondan sonra kurum görüşmeleri, kapı kapı dolaşma falan yaptık. Çok coşkuluydu. Biz halktan tepki beklerken halkın bize ne kadar destek olduğunu gördük. Ya şöyle mi anlayayım bu sözünü? İlk etapta bir çekince mi vardı çalışmaya başlarken ve sonunda bu çekincenin yersiz olduğunu gördünüz? Aynen, bize engel olacaklar diye düşünürken işe ilk başladığımız zaman da, göreve ilk başladığımız zaman da çekincemiz vardı. Yani afiş asmada sorun çıkarırlar. Bildiri dağıtırken sorun çıkarırlar diye. Ama gördük ki halk da yeni bir şeylere aç. Yani yeni bir atılım istiyor. Yani Şırnak'ın düzelmesini istiyor. Slopin düzelmesini ve Şırnak'a karşı diğer şehirlerin kurduğu bir duvar vardı. Yani o duvarı yıkmak için onlar da istiyordu. Ve biz de ona vesile olduk. O duvarı yıkmaya çalışıyoruz şu an. O duvarı yıkacağız. Yani her türlü. Peki o yurttaşların sizi
olumlu karşılamasında terörle mücadelenin PKK'nın başının ezilmesinin bir payı var mı? Tabii her türlü var. Orada zaten Silopi'de örnek vereyim, girmediğimiz mahalle kalmadı. Tüm mahallelere dağıldık. Cizre'de iki mahalleye giremedik. Orada sıkıntılıydı oralar. Girmek istedik ama polislerimizden izin çıkmadı. Yani oralar size göre değil. Oraları önce biz temizleyelim. Yani merkezin dışında ilçelerde de geniş kapsamlı aynen. çalışma yaptınız. İlçelerde, köylerde. Köylerde. Her türlü çalışmalarımızı hallettik. Ondan sonra kurum görüşmeleri tek tek gittik. Belediyeler olsun, vakıflar olsun, dernekler olsun, köy ağları olsun. Hepsiyle tek tek görüştük, davet ettik. Hem 29 Ekim yürüyüşüne hem de TGB'ye katılmak için gönüllü olarak. Hem gönüllü olmaları hem de bize destek olmaları için. Yani çalışma yaparken en azından kimsenin bize engel olmaması için destekte bulunmalarını istedik. Onlar da sağ olsunlar birçoğu yardım etmek istedi. Birçok yerden de elimiz boş döndük ama bu yine bizi yıldırmadı hiçbir şekilde. Sizi tanımış oldular ve aynen. bundan sonra sizi daha iyi anlamalar bundan için bir ilk kapı açılmış oldu. Aynen ilk kapımızı açtık. 29 Ekim yani Cumhuriyet ne ifade ediyor? Buna ilişkin duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? 29 Ekim bizim için Cumhuriyet'in kuruluşu zaten. Ve gençliğin kendisini en iyi ifade ettiği. Yani benim için ben Anıtkabir'e geldiğim zaman yani kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok daha güvende. Çok daha özgür ruhlu hissediyorum. Bizim arkadaşlar da aynı şekilde. Çok coşkulu, çok heyecanlı bir şekilde geldiler buraya. Dediğim gibi geldiklerinde bir daha çıkmak istemediler. Hiçbir şekilde onları çağırıyorum gidin. Yani otobüsler bekliyor. Döneceğiz ama hiçbir şekilde koparamadık. Biraz yüzleri düştü giderken ama bunu tekrarlarını yapacağız inşallah. Tekrar güzel. Tekrarlar inşallah geleceğiz. Güzel. Şimdi terörle mücadele bölgede başarıya ulaşmasıyla birlikte birçok kentte yeni fabrikalar, yeni organize sanayi bölgeleri açılmaya başladı. Yani bir iş alanları doğmaya başladı. Şırnak'ta da bazı fabrikaların yapıldığını biliyorum. Ben bizzat işte İçişleri Bakanlığı'yla da bazı çalışmalar yaptık. Yerinde görmedim ama fotoğrafları ve bilgileri bizlere ulaştı. Gençliğin de işe ihtiyaç olduğu bir dönemde buradan yatırımcılara ve hükümete, devlete bu kapsamda bir çağrın olur mu? Yani Şırnak'ta nüfusun yarısından fazlası genç. Ve bu gençlerin hepsi işsiz. Yani bizim için istihdam alanları yaratmalarını istiyoruz. Yani fabrika olur, tekstil olur, başka iş alanları olur. Yani Şırnak gençliği, hatta Şırnak değil tüm gençlik. Yani tüm Türkiye'nin gençliği işsiz kalmamalı. Bizim için iş alanları yaratmalarını istiyoruz. Yani bu şekilde de en azından hem kendimizi özgürce ifade edebilelim hem de kendi ayaklarımızın üzerinde dimdik durabilirim diye. Peki var mı son eklemek istediğin? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Türkiye Gençlik Birliği Şırnak temsilcisi Nazlı Karatay'ın görüş ve yorumlarını aldık. Hem 29 Ekim'e ilişkin hem Şırnak'a ilişkin. Yine seyircilerimiz arasındaki konuklarımızdan devam edelim. Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Toraman. Yine bu eylemin özellikle örgütlenmesi aşamasında il il, ilçe ilçe gezdi. İbrahim nasıldı hava? Örgütleme aşamasında nelerle karşılaştınız? Ve bugün o emeğinizin karşılığını aldığınızı düşündünüz mü? Öncelikle iyi yayınlar, iyi akşamlar. Yani bu gezilere başladığımız andan itibaren ben ilk olarak şunu gördüm. Türkiye Gençlik Birliği'nin, Türk gençliğinin temsilcisi, Türk gençliğinin birleştiricisi olduğunu bir kez daha gördüğümüz bir kampanyayı aslında geride bırakmış olduk. Çünkü en başta çıktığımız, yani yola çıktığımız vatan, üretim ve gelecek sloganları tüm Türk gençliğinin ortak sloganları olduğunu, ortak talepleri olduğunu görmüş olduk. Yani Kayseri'de, Mersin'de, Adana'da, Hatay'da, İskenderun'da kimle konuşsak, kimle görüşsek, hangi genç arkadaşımızla buluşsak orada bütün arkadaşlarımız bizim burada ortaya koyduğumuz bu slogan çerçevesinde, bu sorunlar çerçevesinde Türkiye'nin sorunları ne olduğunu evet herkes farkında. Ama Türk gençliği de şunu istiyor aslında, bu sorunlara karşı çözüm üretebileceği, çözümler çıkartabileceği doğru bir aslında adres arıyor. Bu kapsamda da zaten bu il gezileri kapsamında da 29 Ekim çalışmalarımız kapsamında da TGB
yeni kalelerini kurdu. Türkiye'nin dört bir yanında. İşte az önce Şırnak il başkanımız konuştu. Türkiye'nin dört bir yanında yeni kaleler kurduk, yeni kaleler inşa ettik ve aslında bu yürüyüşü tüm Türk gençliğiyle birlikte biz örgütlemiş olduk. Yani burada bu yürüyüşün bütün katılımcıları bu yürüyüşün aynı zamanda örgütleyicileri oldular. Yani kimle görüşsek işte Adana'da yaptık, Mersin'de yaptık, Kayseri'de, Türkiye'nin dört bir yanı işte Amasya'da, Trabzon'da 29 Ekim buluşmalarımızı gerçekleştirdik. O buluşmaya gelen bütün arkadaşlarımız bu işin neresinden tutabilirim diye bakmaya başladı. Yani önce sıra arkadaşını çağırdılar. Yaptığımız buluşmaya hemen sıra arkadaşını aldılar, geldiler. Sonrasında o buluşmadan kalktık, birlikte afişlerimizi astık. İşte sosyal medyadan birlikte çalışmalar yürüttük. Orada arkadaşlarına bizleri tekrar buluşturdular. Yeni buluşmalar gerçekleştirdik. İkinci kez ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve bu yürüyüşe olabildiğince çevresini katmaya çalıştı bütün arkadaşlarımız. Tanıştığımız yeni arkadaşlarımız. Sonrasında tabii TGB'ye üye oldular. TGB ile birlikte yeni çalışmalar da yapıyorlar ama daha TGB'ye üye olmadan bu yürüyüş için neler yapabiliriz diye hemen kendilerini öne attılar, vazifeye atıldılar. Ve bu yürüyüşü bugün işte o coşkunun kaynağı da oradan geliyor. Bu coşkuyu bütün Türkiye'deki genç arkadaşlarımızın o emeklerinden gördük. O emekler sayesinde bugün o coşkuyu Ankara'da hissettik. Bütün il gezilerinde benim ilk başta gözüme çarpanlar bunlardı. Evet, başka eklemek istediğim var mı? Bugüne ilişkin? Bugüne ilişkin tabii çokça değerlendirmeler de yapıldı ama bizim de gördüğümüz yani Türkiye'nin geleceğinin ne kadar sağlam olduğunu, Türkiye'nin geleceğinin, Türkiye Gençlik Birliği'nin işte 40 yılını sigortaladık diyoruz Türkiye'nin. 40 yılı sigortalayan o gençliğin Atatürk'ün programında, üretim devrimi programında, Türkiye'nin bağımsızlığı programında kenetlendiğini ve Türkiye'nin bu mücadelede en önünde, en dinamik kuvveti olarak yeniden bu yürüyüşle birlikte göstermiş olduk o kuvvetin gençlik olduğunu. Bu açıdan çok güzel bir, bizim için de unutulmaz bir aslında. Türkiye'nin en geniş herhalde benim de hatırladığım en geniş kapsamlı böyle örgütlediğimiz, Türkiye'nin her yerinden bu şekilde otobüslerle vesaire katılım sağladığımız en geniş kapsamlı örgütlediğimiz yürüyüşlerimizden bir tanesi oldu. O açıdan bizim için de çok unutulmaz bir gün yaşamış olduk. Ya bugün kitleye bakınca biz bu işi yaparız dediniz. Tabii. Doğru mu? Biz bu işi yaparız dedik. Biz bu işi yaparız diyoruz yine. Çünkü sağlam temellere basıyoruz ayaklarımızı. Evet. Türkiye'nin buradaki işte 150 yıllık aslında o devrim geleneğini bugün yaşatıyoruz. O yüzden o sağlam temellerle biz bu işi yaparız diyoruz. Türk milletine güveniyoruz ve ayaklarımız Türkiye'ye bastıkça da bu işi yaparız diye her zaman en gür sesimize de söyleyeceğiz. Peki, teşekkür ediyorum. Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Toraman. Şimdi bu değerli izleyenler, bugünkü yürüyüş tamam. Vatan, üretim ve gelecek sloganıyla yapıldı, tamamlandı, bitti vesaire ama sadece Türkiye'nin sınırları içerisinde yurt dışına da taştı. Yurt dışından da çok sayıda bu yürüyüşe ortak olanlar vardı mesajlarıyla. Buna ilişkin de Türkiye Gençlik Birliği'nin Uluslararası İlişkiler Büro Başkan Yardımcısı Yunus Emre Özgün'ü dinleyeceğiz. Yunus Emre, nerelerden mesaj geldi, hangi ülkelerdi, bizimle paylaşır mısın? Tabii, öncelikle merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi Nazım Hikmet'in o gençlik denen millet var veciz ifadesi akla geliyor ilk başta. Çünkü bugün yaptığımız eylem TGB'nin en görkemli, en anlamlı eylemlerinden bir tanesi olmakla beraber Cumhuriyet tarihimizin de aynı şekilde en görkemli ve en anlamlı eylemlerinden biriydi. Şimdi bu bizim konuştuğumuz ve sizin başta sorduğunuz, yönelttiğiniz soru ile başlamak gerekirse aslında bizim burada saydığımız bütün sorunlar diğer dünya ülkelerinin gençliğinin de sorunları olduğu için bizi yakinen takip edenler ve bizden öğrenenler 29 Ekim'i sadece Ankara'da coşkuyla karşılamakla bırakmıyor. Kendi başkentlerinde de, kendi ülkelerinde de aynı coşku ve heyecanla karşılıyor. Yani bölge ülkeleri, dünya ülkeleri 29 Ekim'in yalnızca formalitede Türkiye'nin tarihindeki kazandığı bağımsızlık kurtuluş günü olarak değil, içinin doldurulduğunu, ABD'nin bugünkü kaos planlarına karşı ciddi oranda bir mücadelenin olduğunu gözler önüne seriyor. Niçin? Çünkü Türk gençliğinin de terör sorunu var. Türk gençliğinin de üretim, gelecek, ekonomi, barınma vesaire kültür sorunları var. Dünya gençliğinin de aynı şekilde var. Bugün emperyalist işgale, yeni tip sömürgeciliğe, yeni tip savaşa karşı bu dünya gençliği Jön Türk gerçeğini görüyor ve Jön Türk gerçeğini gördüğü için TGB'nin onların zor zamanlarında yanında olduğunu, onları yalnız bırakmadığını ve bunu toplamda bir mücadeleyle örüp, ciddi anlamda sistematik bir mücadeleyle örüp başarıya ulaştırabileceği potansiyelini görüyor. Nitekim tarihimiz boyunca yaptığımız bütün işler, eylemler,
Bunu ispatlar nitelikte ve bu tüm dünya gençliği tarafından görülüp destekleniyor. Bunun parçası olunması isteniyor. Ben de bu şekilde ifade edebilirim. Yani buradan aslında bize bir görev de çıkıyor. Nedir? Bu işte dünyada ayak basmadığımız kıta, olmadığımız, omuz vermediğimiz bağımsızlık mücadelesinin kalmaması görevini bize gösteriyor. Çünkü devrimci önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaklaşık 100 yıl önce ne demişti? Bugün güneşin nasıl doğduğunu görüyorsam, aynı şekilde Doğu uygarlığının milletlerinin de bağımsızlıklarını, kurtuluşlarını kazanacağını ve yeni bir uygarlık kuracağını o şekilde net bir şekilde görüyorum demişti. Biz de bu gerçeği bugün görüyoruz. Çünkü Yemen'den, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden, Çin Halk Cumhuriyeti'nden, Arjantin'den, Rusya'dan, İsviçre'den, yaklaşık daha şimdi adını sayamadığım birçok ülkeden aldığımız mesajlar, dayanışma mesajları, altı dolu, yalnızca sloganda kalmayan dayanışma ve birlikte mücadele etme ısrarı vurgusu içeren mesajlardı. Biz de bu gerçeği bugün yenilen Atlantik sistemin, çürüyen, çöken Batı hegemonyasının yerine koyacağımız yeni yükselen Asya, Avrasya uygarlığıyla beraber bu ülkelerle beraber inşa edeceğiz şeklinde ifade edebilirim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çin, Pakistan, Azerbaycan, Rusya, Filistin, Lübnan, Belarus, İsviçre, Mali, Brezilya, işte uzun gidiyor böyle Türkiye Gençlik Birliği'nin ziyaretçisine gelen, bugün mesaj gönderen. Ben de alanda bir Cezayirli ile tanıştım. Arkadaşlar, TGB'li arkadaşlar tanıştırdılar. Müzeyi gezdi, yürüyüşe dahil oldu. Fiilen de içerisine giriş yaptılar, yürüyüş içerisine dahil oldular. Çok teşekkür ediyorum Yunus Emre. Dilek Başkan, nasıl yorumluyorsun yurt dışından gelen bu mesajları? Oradan başlayalım. Yürüyüşe ilişkin gözlemlerinizi rica edeceğim ardından da. Türkiye Gençlik Birliği'nin uluslararası alanda çalışmaları kurulduğu günden beri sürüyor. Biz hem mazlumlar dünyasının umudu olan bir millet olduğumuz için doğal olarak o tarihin böyle derinliklerinde, karanlıklarında kalmış bir süreç değil. Bugün de öyle. Bugün de Türk gençliği, yani bugünün Jön Türkleri olarak bizler de mücadelemizde o mazlum milletlerin umudu olmaya devam ediyoruz. Bu yüzden dayanışmamızı ve yardımlaşmamızı sürekli sürdürüyoruz ve beraber paylaşımcı bir dünya yaratmak için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda Azerbaycan'la geçtiğimiz ay bir protokol imzaladık. Bu kapsamda çeşitli uluslararası ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ama bence en önemlisi o yardımlaşma ve dayanışma çizgisinde en önemlisi şu, saydığınız ülkeler de emperyalizmin hegemonyası altında olmayı kabul etmemiş ve emperyalizme karşı direnmiş, mevzi almış ülkeler. Bunların yanına elbette ki pek çok ülkeyi de ekleyebiliriz. Bununla beraber o emperyalist hegemonyaya karşı bugün hala paylaşımcı bir dünya yaratabilmek için, bağımsız bir ekonomi yaratabilmek için mücadele eden ülkeler var. Onun yanında tabii Çin ve Rusya gibi büyük ekonomilere sahip olan devletler de var. Şimdi bu bize bir tablo anlatıyor. Bu aslında dünyadaki saflaşma. Bu Türkiye Gençlik Birliği'ne gelen sadece mesajlar değil, bu dünyadaki saflaşma. Dünyadaki saflaşma bugün Atlantik sistemiyle o bizi esaret altına almaya çalışan, bizim egemenliğimize kasteden, bizi ürettirmeyen, bizi işsiz bırakan, bizi ele güne muhtaç bırakan bir sistemken, bir yandan da Asya'nın paylaşımcı, dayanışmacı, yardımsever ve yardımlaşma duyguları içerisinde üreten, ürettiğini de paylaşarak çoğaltan, Çin'in en önemli belki de ekonomik modeli budur ve büyümesinin, bu kadar gelişmesinin, dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmesinin sebebi budur. Ürettiğini paylaştıkça daha da fazla üretiyor ve ekonomik olarak daha da güçleniyor. Şimdi Türkiye'nin bu saflaşmada yer aldığı konum elbette ki o paylaşımcı Asya. Yani bugün yükselen uygarlık olan Asya olmalıdır ve oluyor. Türkiye bu rotada. Biz aslında bu uluslararası mesajları da yorumlarken böyle yorumluyoruz ve
Tüm bu kuruluşlarla kendilerine buradan da ulusal kanal ekranlarından da bir kez daha teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Onların bize gönderdiği mesajların da anlamı bu. Biz hep beraber yalnızca Türk gençliği olarak değil, dünyadaki mazlum milletlerin gençleri olarak daha adil, daha refah içerisinde insanın insanca yaşadığı ve insanın o büyük erdemlerini ortaya çıkardığı, o ahlakı ortaya çıkardığı bir dünyayı yaratmak istiyoruz. Ürettiğimiz bolluğu, bereketi paylaştığımız bir dünyayı yaratmak istiyoruz. Nitekim üretim ahlak demek aynı zamanda. Üretimin bir beraberinde getirdiği ahlak var. Emperyal sistem bize neden ürettirmek istemiyor? Neden üretim sahalarımızı kapatıyor? İşte kamu iktisadi teşekküllerini, devlet eliyle fabrika açılmasını engelliyor. Aksine özelleştirmeyi, aksine o bireyci sistemi, aksine liberalizmin içindeki o hem gerici yönleri bize sirayet ettirmeye çalışıyor. İzlediklerimizde, dinlediklerimizde bize bir topyekün saldırıda bulunuyor. Çünkü bu saldırıların sonucunda gençliği ve topyekün milleti üretimden koparmak istiyor. Üretimden koptuğu anda bütün değerlerinde bir yabancılaşma görülür insanın. İnsan ürettikçe var olabilir. Furkan Başkanımız söylemişti, doğada en doğal olan şey üretim. Üretim doğanın içerisinde var ve doğanın kendisinde var. Biz eğer bu doğayı bozmaya çalışırsak, bunun aksini yapmaya çalışırsak o zaman hem kendimize hem dünyamıza hem doğamıza yabancılaşırız. O üretimin ahlakı, üretimin erdemleriyle beraber daha güzel bir dünyayı, özlemini kurduğumuz büyük dünyayı o mazlum milletlerle beraber de yaratacağız. Bizim için anlamı bu. Tabii ki emperyalizm sadece bize işte üretmeyin diyerek saldırmıyor. Bir yandan da onun kuklaları var. O kuklaları aracılığıyla da saldırıyor. Şırnak il temsilcimiz ifade etmişti. Üretim sahalarını, üretim alanlarını Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da yıllarca geliştiremememizin en önemli sebeplerinden biri de ABD'nin kuklası olan PKK terör örgütünün orada açılacak fabrikayı da engellemesi, orada üretim sahalarını da engellemesi, gençliği bir üretim alanı içerisinde tutmayarak, onu o üretim alanları içerisinden kopararak uyuşturucu bataklığına sürüklemesi. PKK'nın en önemli finans kaynaklarından biri de uyuşturucu. Evet. Bölgede bütün üretim sahalarına yönelik saldırılar düzenlerken bir yandan da gençliği o uyuşturucu bataklığının içine çekiyordu. Bu meselelerin hepsi birbirinden ayrı, bağımsız görünüyor olabilir ama hepsinin ortaklaştığı bir nokta var. Hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğu bir nokta var. Haliyle biz gençliğin uyuşmasına, gençliğin üretimden koparılmasına, hayattan koparılmasına da bu noktada karşı çıkıyoruz ve yaptığımız çalışmaları da bu sebeple yapıyoruz. Kızıltepe'ye bir geçtiğimiz günlerde spor malzemesi evet. götürmüştük. Ulusal kanal ekranlarından da çokça yayınlandı. Uyuşturucuya ve teröre karşı demiştik. Uyuşturucuya ve teröre karşı Türk gençliği sporda da, sanatta da üretecek. Yalnızca fabrikalarda üretmeyeceğiz. Yalnızca toprağımızı ekip üretmeyeceğiz. Hayatın her alanında üretimin içerisinde olacağız. Her alanda çalışacağız. Her alanda emeğimizi ortaya koyacağız. Peki. Bugünkü yürüyüşe ilişkin görüşleriniz bölünmesin. Reklama gitmem gerekiyor. Reklamın ardından alalım. Ama reklama giderken de yine programımızın ortasında izlediğimiz ve bugüne ilişkin bir kısa video vardı. Onu izliyoruz. Ardından reklama bağlanıyoruz efendim.
Değerli izleyenler, 29 Ekim özel yayınımıza devam ediyoruz. Programımızın bu bölümüne başlamadan önce reklama giderken Dile'ye şunu sormuştum. Yani bugün alanda neleri gözlemledin sorusunu yönetmiştim. Oradan devam edeceğiz. Zira şunu da ekleyeyim. Ekranda izleyicilerimiz zaten görüyor. Bugüne ilişkin fotoğraflar, videolar dönmeye de devam ediyor. Buyurun. Bugün alanda en önemli gözlemim gençliğin coşkusu, enerjisi, oraya katılan bütün arkadaşlarımızın özlemleri dile geldikçe coşkusu daha da arttı. Orada atılan slogandan tutalım da açtığımız marşlar, orada izlediğimiz, hep beraber izlediğimiz videolar, hatta seymenlerin gösterisi, uluslararası mesajların gelmesi, konuşmalarımızın içeriğindeki vurgularımız, hepsi Türk gençliğinin özlemleri, Türk gençliğinin fikirleri, Türk gençliğinin aslında duygu ve düşünceleriydi. Bunları gördükçe, bunları beraber yaptıkça o coşku daha da arttı. Ben kendi konuşmamı yaparken özellikle o çalışan gençlik vurgusunda şu ifadeleri kullanmıştım. Bizim sorunumuz köylümüzün su sorunu, bizim sorunumuz gençliğin işsizlik sorunu, bizim sorunumuz esnafımızın, üreticimizin kepenk kapatması. Evet, bizim çok sorumluluğumuz var, çok yükümüz var ama biz o yüklerin altına gülümseyerek giriyoruz dedik. Ve kitlenin içerisinden bir abimizin evet gerçekten öyle, Türkiye'de bunlar var diye böyle bir şeyler söylediğini duydum. Tabii o bizi daha da mutlu ediyor. Yani fikirlerimizin doğruluğunu çevremizden gördükçe, o kitlenin içinden de gördükçe, yürüyüşümüze gelen arkadaşlarımızın, üyelerimizin tüm o fikirlerinin toplamını aslında ifade ediyoruz ve Türkiye Gençlik Birliği'nin bütün üyelerinin fikirlerinin bir toplamını ifade etmeye çalışıyoruz orada. Gittiğimiz yolun doğruluğu, önümüzdeki süreçte sürecin sorunları ve çözümlerinin ne kadar doğru tespit edildiğini de görüyoruz. Bütün süreç boyunca da, bu 29 Ekim gençlik yürüyüşümüzü ördüğümüz süreç boyunca da gittiğimiz her ilde, yaptığımız her ziyarette şunları gözlemledik. Bu yürüyüşe kimse Anıtkabir'e gidiyoruz, gidelim biraz gezelim diye gelmedi. Bu yürüyüşe oraya katılan bütün gençler ve yetişkinler de öyle. Sadece yaşı genç olanlar değil, genç kalanlar, genç olanlar da. Yani 7'den 70'e çok insan vardı. Evet, Ankara halkının çok yoğun bir katılımı vardı. Özellikle liselerin, Ankara'nın liselerinin çok yoğun bir katılımı vardı. Ankara halkının çok yoğun bir katılımı vardı. O çevreden, kenardan izlerken, fotoğraflar çekerken, videolar çekerken, fotoğraflarını çektikten sonra hemen kitlenin içerisine karıştılar ve Anıtkabir'e bizimle beraber yürüdüler. Hatta Anıtkabir girişinde o kalabalık işte Anıtkabir'e girmeye çalışırken bir anda döndü ve bizi bekledi. Bizimle beraber Anıtkabir'e girdi. Beraber yürümeyi tercih etti. Orada etkili olan, bu kadar herkesi kucaklayan, gençliği kucaklayan, yetişkinleri kucaklayan, farklı meslek gruplarını kucaklayan aslında önümüze koyduğumuz program ve o Türkiye'nin içinde bulunduğu o zorluklara sunduğumuz çözümler. Sloganlar da o çözümlerin birer özlü ifadesi. O özlü ifadeyi duydukları için insanlar bizlerle beraber, vatandaşlarımız bizlerle beraber yürümeyi tercih ettiler. Tabii biz önde yürüdüğümüz için zaman zaman arkada ne oluyor acaba? Orada da aynı coşku var mı? Ses aracın etrafında çok coşkulu bir hava var diye düşünüyorduk. Ben birkaç kere arkaya bakmaya çalıştım. Göremedim zaten. En sonunda bir bayır vardı. O bayırda biraz da böyle parmak ucuma çıkarak baktım ve sonunu göremedim o kitlenin. Gerçekten başı sonu görünmeyen, çok geniş kalabalıkların katıldığı, çok yoğun bir ilginin olduğu bir gençlik yürüyüşü oldu. Bu yürüyüşün esas şimdi anlamı var. Bundan sonraki süreçte anlamı var. Evet, Anıtkabir'e yürüdük, evet. Ama Anıtkabir'e yürümemizle beraber yürüyüşümüz sonlanmadı. Şimdi Türk gençliğinin büyük yürüyüşü başladı ve o yürüyüş Türkiye'yi
üretim devrimine götürecek olan yürüyüş. Türkiye'de o üreticilerin, üretenlerin milli hükümetini, iktidarını kuracak olan yürüyüş. Biz bu yürüyüşü böyle anlamlandırıyoruz ve bu yürüyüşe katılan herkesin, biliyoruz ki vatan, üretim ve gelecek sorunları ve bu çözümlere odaklı olarak bu yürüyüşe geldiğini ve Amerikan emperyalizmine meydan okumaya geldiğini, o meydanları Amerikan emperyalizmine meydan okumak için doldurduğunu biliyoruz. Yürüyüş boyunca coşkunun, heyecanın bu kadar yüksek olmasının ana sebebi de bu çözümlere olan inanç ve çözebileceğimize, atacağımız adımları kesinlikle başarıya ulaştıracağımızı olan inanç olarak görüyorum. Evet, peki, teşekkür ediyorum. Yine seyircilerimiz arasındaki konuklarımızdan devam edelim. Konya Selçuk Üniversitesi Atatürk'ü Düşünce Topluluğu Sekreteri Nazlı Öztürk. Nazlı, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. 29 Ekim'in toplamına ilişkin görüşlerin ve bugünkü eylemin havasını, coşkusunu sen nasıl gördün, neler hissettin ve Konya'da bu süreci nasıl örgütlediniz? Şimdi şöyle, liselerden üniversiteler, üniversitelerden şehir merkezlerine aslında 29 Ekim coşkusunu çok net bir şekilde biz yansıttık. Aynı zamanda Konya halkı olsun, öğrenciler olsun o vatanseverlik duygularını Konya'da, üniversitede yaşamayı çok özlemişler. Biz de bu 29 Ekim çalışmalarımızla beraber gerek standlarımıza, gerek afiş çalışmalarımızla, gerekse bildiri çalışmalarımızla Konya halkının, üniversite öğrencilerinin o vatanseverlik noktasında tekrardan buluşturduk. Bu çalışmalarımızı yaparken aslında temelde şunu koyduk. Özellikle üniversite çalışmalarında, liseli çalışmalarında bugün bir sahte Atatürkçülük algısı var. Maskeli Atatürkçülük algısı var. Mustafa Kemal'i göklerde aramak, Mustafa Kemal'i fotoğraflara sığdırmak ya da dövmelere sığdırmaya çalışan bir kitle var aslında. Ama biz bu çalışmalarımızda esasında şunu koyduk ve şunu gördük. Bugün ayakları yeri basan, bugün Mustafa Kemal'in fikirleriyle hareket eden, bugün Mustafa Kemal'in fikirlerini hayata, kendi hayatlarına işleyen ve Türkiye'nin sorunlarına Mustafa Kemal gibi cevap veren gençlerin olduğunu aslında bugün 29 Ekim çalışmalarımıza gösterdik. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'e emanet ettiği gençliği kendimize görüyoruz. O gençliğe hitabedeki gençliği kendilerimize görüyoruz. Ve aslında bugün de 29 Ekim'de 1. Meclis önünden Anıtkabir'e giderken o Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'e emanet ettiği gençlik olarak gittik. Anıtkabir'de atamızın huzurunda o gençlik olarak var olduk. Bugün de çok fazla yeni arkadaşımız vardı. Özellikle üniversitelerin o uzun pandemi döneminden sonra açılmasıyla beraber aslında gençliğin de farklı bir gençlikle, aslında Türkiye Gençlik Birliği'ne hasretini, Türkiye Gençlik Birliği özlemini de gördük. Arkadaşlarımız aynı zamanda bizlerle de buluştular. Dediğim gibi çok fazla yeni arkadaş vardı. Çok kalabalık bir yürüyüş gerçekleştirdik ve esasında da Mustafa Kemal'lerin, gerçek Mustafa Kemal'lerin aslında bizlerin olduğu, hepimizin içerisinde birer Mustafa Kemal yattığını biz bugün yürüyüşümüzde tekrardan görmüş olduk. Peki bundan sonrasına ilişkin eklemek istediğin var mı? Tabii, aslında bu bir başlangıç. Bugün 29 Ekim'de biz fişeyi aslında ateşe verdik ve önümüzdeki süreçte o vatanseverlik bayrağına, o Mustafa Kemal'lerin daha da dalgalanacağı, daha da büyüyeceği, üniversite pratiklerinin, üniversite çalışmalarının, Sayın Genel Başkanımız da bahsetti, üniversite çalışmalarımızın, o sempozyumlarımızın daha da alev alacağı, daha fazla büyük katılımlarla gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızı önümüzdeki süreçlerde gerçekleştireceğiz, yapacağız tekrar. Konya'da bunun için hazırız, evet, diyorsun. Peki, teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrar. Furkan, Türkiye Liseler Birliği Genel Başkanı. Alana ilişkin senin gözlemlerin, izlemlerin, yürüyüşe dair, liselere dair neler paylaşırsın? Bir de Arslanlı Yol'a geldiğinde, tabii yürüyüşün en başına itibaren pankartta yan yanaydınız ama Arslanlı Yol'a geldiğinde de en önden böyle arkaya doğru kol kola kenetlendiniz. O görüntüye ilişkin de yorumlarını rica edeceğim. Ve arkadaşlarımız da o görüntüyü ekrana veriyorlar şu an. Evet. Alanda çok büyük bir coşku vardı. Bir kere 2 yıllık salgın sürecinde elbette biz faaliyetlerimizi sürdürdük. Ancak insanlarda bir buluşma, özlemi de doğmuştu. Beraber yürüme, tabii anlamlı bir biçimde yürüme. Ben şöyle bir gözlem aktarayım. Akdeniz Üniversitesi'nde bir toplantı yaptık. 29 Ekim hazırlık toplantısı. Orada Atatürk Düşünce Kulübü ve Kitap Kulübü üyeleri katıldı. Geniş bir toplantı ve orada bazı tartışmalar yürüttük, siyasi tartışmalar. Ve oradan oraya katılan bir topluluk üyesi dedi ki, ben bu yürüyüşün öylesine bir Anıtkabir gezisi olduğunu düşünüyordum.
Ancak bu tartışmalarda gördüm ki bu daha anlamlı yürüyüşmüş ve ben sizle gelmeye karar verdim. Hatta başka bir grupla gitmeyi düşünüyormuş. Ondan vazgeçiyor, ayrılıyor. Onlar sadece gezi yapacak diye. Beraber yürümek istiyorum dedi ve yürüyüşümüze de katıldı. Ya da Türkiye'de yine bu çalışmaları yürütürken bir arkadaşımız mesaj attı. İşte Nevşehir'den de otobüs kaldırılacak mı diye. Biz ona ulaştık, Nevşehir'e gittik. Beraber çalışma yürüttük ve arkadaşımız daha sonra bize şöyle bir mesaj attı. Otobüs kalkacak mı diye soruyorduk. Şu an otobüs kaldırıyoruz. Oo. Yani katılımcı olmaktan çıkıp örgütleyicisi olmaya geldi. Arkadaşımız bu işin lideri oldu. Yani alandaki atmosferi biraz böyle anlatmak lazım. O alan sonuçta Türkiye'nin bir yansıması. Türkiye'de böyle çalışmalar yürüdü. Ve insanlar işte o gençliğe dair umutsuzluğun yerle bir olduğunu gördük. Gençliğe bugün hastalık ediyorlar. Türkiye'de yaşanmaz. Yurt dışına kaçmak gerek. Yurt dışında her şey çok güzel. Ki yurt dışı da kollarını açmış da Türkiye'den gençler gelse de bunları el üstünde tutsak, sigortasını yapsak, refah içinde yaşatsak diye beklemiyor. Oradaki Türklerin nasıl zorluklarla yaşadıklarını da biliyoruz. Gördükleri muameleler. İnsanların kazançlarını tartışmamak gerek. Ama olumsuz bir muameleyle karşılaştıkları aşikar. Dolayısıyla alanda bunun umudu vardı. Bir kere bir genç umutsuz olsa neden Cumhuriyet Bayramı'nı kutlasın? Neden o yürüyüşe katılsın? Cumhuriyet demek Türkiye demek. Türkiye'de yaşanmaz olsa gelip de oradan hep beraber Anıtkabir'e yürür mü? O bir umudun yürüyüşü aslında. Ve o alanda o umudu, coşkuyu gördük. Şimdi Anıtkabir'in o girişindeki o fotoğrafta aslında Türk gençliğinin o kenetlenmesi, göğsünü germesi, zorluklara beraber göğüs germek. Biz hep umudu anlatıyoruz. İyimseriz, militan iyimseriz. Ancak Türkiye'nin önündeki zorlukları da görmek gerek. Türkiye'nin önündeki zorluklar kenetlenerek çözülür. Ve sağ sol demeden, ocu bucu demeden kenetlenmek gerek. Ortak ilkeler, ortak çıkarlar doğrultusunda. Ki Türk gençliği de bunu bugün yapıyor. Bu kuşan farkı şu. Geçmişte emperyalizm gençliği sağ sol diye kutuplaştırdı. İşte Alevi-Sünni çatışması yaratmaya çalıştı, başarısız oldu. Kürt-Türk çatışması yaratmaya çalıştı, başarısız oldu. Ve bu kuşak bugün o fanatizmden uzak. Hamasete itibar etmiyor. O sadakaya, o boş vaatlere itibar etmiyor. Köklü bir çözüm arayışı içinde. Ve o köklü çözümü de ancak kenetlenerek, kol kola girerek başarabiliriz. Zorluklara beraber göğüs gererek başarabiliriz ki gençlik bugün o köklü çözüme yönelmiş durumda. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Seyircilerimiz arasından devam edelim. Kuşak dedin, kuşağa dikkat çektin. Buna ilişkinde Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Yiğit Alp Yurdakul'la devam edelim. Yiğit Alp, kuşak vurgusu yaptı Furkan Başkan. Türkiye Gençlik Birliği sürekli yeni kadrolar yetiştiren bir gençlik örgütü. Nasıl yorumluyorsun? Bizim kuruluş sürecimizde Atilla İlhan bizi dip dalgası olarak nitelendirmişti. Biz kurulduğumuz zaman doğan çocuklar bugün Türkiye Liseliler Birliği'nde örgütlüler. Türkiye Gençlik Birliği kuşaklar yaratan bir örgüt. Artık Türkiye'de karamsarlığın üstüne güneş gibi doğan, geri geldiğinde tüm kareler zapt edilmedi, biz varız diye çıkan, Silivri duvarlarını yıkan, bütün sorunların çözücüsü bir gençlik ve bu gençliği birleştiren bir örgüt olarak TGB markalaşmış durumda. Gittiğimiz zaman zaten biz de illerde bunları görüyoruz. Aslında il gezisi onlar bizi davet ediyorlar. Diyorlar ki biz TGB'yi duyduk, biliyoruz, gördük ve burada görevler almak istiyoruz. O il gezimizin esası aslında burada gizli. Arkadaşlarımız daha önceki kampanyalarımızda görmüşler bizi, beğenmişler, karşılarına çıkmışız. Hatta şöyle örnekler oluyor gittiğimiz yerlerde. Ya ben o kampanya görmüştüm, onunla mı siz yaptınız? Bu barınma sorununda imza vermiştim, şey yapmıştım, o da mı sizin? Veya Mavi Vatan'da bir çalışma görmüştüm, o da mı sizin? HDP kapatılsın kampanyası da mı sizin? Sık sık bunları duyuyoruz artık gittiğimiz yerlerde. Ve zaten bugün de görüyoruz, karşımıza çıktı somut, kanlı canlı kitleler, öğrenciler. Türkiye'nin sorunlarını çözmek için otobüslere bindiler. Buraya, Ankara'ya geldiler. Emek gösterdiler. Gerekirse harçlıklarından arttırdılar. O otobüslerin maliyetlerini yarattılar. Genel başkanımız da talebe, genel başkanımız da belirtti. Bu bir umudun göstergesidir. Bir çözüm iradesinin göstergesidir.
Dolayısıyla TGB kuşaklardan kuşağa devam eden bir mirası temsil etmektedir. Bir çözüm markası haline gelmiştir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka eklemek istediğim varsa? Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Tabii Şırnak'a bağlandık. İşte İstanbul İl Başkanımız burada. Konya'ya gittik. Konya'daki çalışmaları dinledik. Ankara'da zaten ev sahibi İl Başkanımızın konuşmasını dinledik. Denizli İl Başkanımız Ali Rıza Yığ da aramızda. Ali Rıza'nın da hem Denizli'deki çalışmalara ilişkin hem de bugünkü yürüyüşe ilişkin görüşlerini alalım. Merhaba, herkese iyi akşamlar. İyi yayınlar. İzleyicilerimize de iyi seyirler. Ben bugün Ankara sokaklarında çok önemli iki şey gördüm. Bunlardan birincisi coşku. Genel Başkanımız Dilek Çınar, Furkan Talebe Genel Başkanımız Furkan Kaplan ve diğer arkadaşlarımız da bu coşkuyu vurguladı. Ama bu coşkunun yanı sıra da aynı zamanda bir kararlılık gördüm. Bu kararlılık da Atatürk'ün anti-emperyalizme karşı verdiği, emperyalist kuvvetlere karşı verdiği mücadelenin günümüzde Türk gençliği üzerinde de devam ettiğini gördük. Bugün Ankara sokaklarındaki Türk gençliği, liseliler, üniversiteliler o anti-emperyalist ruhla bilenmiş, kuşanmış durumda. O Amerika'nın Türkiye'yi tehditlerine karşı bilenmiş durumda. İşte biraz önce konuşmuştuk. Biden'ın yangınları, Biden'ın hücum borusunu konuşmuştuk. Türk gençliği bunların karşısında hep ayakta. İşte İncirlik üssüne gittik, Malatya'da Kürecik üssüne gittik. Türk gençliği hep buralarda Amerika'ya karşı bir mücadele verdi. Bu bize aynı zamanda şunu da gösterdi. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte üniversitelerdeki rakipsiz tek teşkilatız. Sadece üniversiteler değil, liseler ve diğer alanlarda. Gençlikte rakipsiz tek teşkilatız. Neden böyle diyoruz? Türkiye Gençlik Birliği'nin bugün yapamayacağı hiçbir eylem yok. Bunu da nasıl tarif ederdik önceden? Yapabileceklerimiz hayal gücümüzle sınırlıydı. Biz bunları 5 yıl önce, 3 yıl önce hayal ettiğimizde HDP kapatılsın dediğimizde HDP kapatılsın tartışmaları bu kadar gündeme gelmiyordu. Bugün bir HDP kapatılsın kampanyası başlatıyoruz. HDP kapatılma sürecine gidiyor. Mavi Vatan kampanyası başlatıyoruz. Tüm Türkiye'nin gündemine, tüm bilinçlere Mavi Vatan'ı kazıyoruz. Bugün 29 Ekim'de üreten Türkiye, üreten gençlik diyoruz. Bütün Türkiye'yi üretime sevk ediyoruz. Türkiye'de Türkiye Gençlik Birliği'nin önü çok açık. Bunu üniversitelerdeki çalışmalarımızda da görüyoruz. Kampüsteki, liselerdeki, sokaklardaki çalışmalarımızda da görüyoruz. Bir afiş asıyoruz. Afişimizi asarken hemen liseli ya da üniversiteli bir arkadaşımız ben de sizi arıyordum diyor. Hemen geliyor koşuyor yanımıza. 5 afişi de o alıyor. 5 afişi de o çevresine. Kendi evinin sokağına, okulunun direğine yapıştırıyor, asıyor. Ve Türkiye Gençlik Birliği böyle böyle giderek büyüyor. Sokaklarda, alanlarda çalışmalarını, faaliyetlerini sürdürüyor. Dediğim gibi Türkiye Gençlik Birliği rakipsiz bir teşkilat. Bugün üniversitelerde bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ben de son söz olarak yıllardır söylediğimiz sözü söyleyeyim. Yapabileceklerimiz hayal gücümüzle sınırlı. Türkiye Gençlik Birliği önderlerinin de hayal gücü uçsuz bucaksız. Teşekkürler. Bu uçsuz bucaksızlığı denizde devam ettireceksiniz. Evet, devam ettireceğiz. Peki, teşekkür ediyorum. Duygu, senin de son hem bugüne ilişkin görüşlerini, hissettiklerini, alandaki izlenimini, işte üretim vurgulusu yapıyoruz. O üretimi inşa etme noktasında kararlılık beyanı sende nasıl etki yarattı? Seni dinleyelim. Tabii olur. Ben bugün yürüyüşte şöyle bir anı hiç unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor. Bugün Ulusal Kanal zaten sabahtan akşama kadar hep bizimle birlikteydi. Hem bugün hem de çalışmanın örülüş sürecinden itibaren bizlerleydi. Bugün yine bir canlı yayın vardı yürüyüşten önce. Ona bağlanmıştık birkaç arkadaşımızla birlikte, yöneticimizle birlikte. O an tam böyle yürüyüş başlama esnasıydı, son sözlerdi. Birden Mustafa Kemal'in askerleri sloganları atılmaya başlandı. İlk slogan oydu. O zaman şöyle dönüp baktım, tam karşımda duruyordu Arlan'da toplanan arkadaşlar. Dönüp baktığım zaman şunu gördüm. Birincisi çok heyecanlandım. Yaklaşık 7 yıldır Türkiye Gençlik Birliği üyesiyim ve hemen hemen bütün etkinliklerinde, faaliyetlerinde 7 yıldır görev alıyorum. Ama 2 yılın ardından, gerçekten korona sürecinden sonra 2 yılın ardından böyle bir yürüyüşü tekrardan meydanlara taşıyabilmemiz, Türk milletinin sorunlarını meydanlara taşıyabilmemiz ve
Ankara'nın sokaklarını hep şöyle dedik İstanbul'dayken, Ankara'nın sokaklarını al bayraklarla donatacağız. İşte o al bayraklarla donatılan Ankara sokağını gördüm. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganını atan o Türk gençliğini gördüm. O arkadaşlarımızı, sıra arkadaşlarımızı gördüm. Ve ondan sonra hatta yayını da şöyle bitirdim. Çok heyecanlıyız. Hemen bitsin, o kalabalığa, kitlenin arasına karışmak istiyoruz tekrardan diye söyledim. Ve tekrardan yayından çıkıp o kalabalığın arasına girdiğim zaman şunu gördüm. Bugün gerçekten tarihi bir yürüyüş yapıyoruz dedim kendi kendime. Şundan dolayı tarihi bir yürüyüş yapıyoruz. Birincisi, o Türk gençliği, o kalıplara sığdırılmaya çalışılan Türk gençliğinin kalıplara sığmadığını, taştığını çok cesurlu, çok kararlı, çok işte umutlu, coşkulu bir şekilde çok duyarlı. Yani ülkesinin sorularına çok duyarlı olduğunu gördük. Çünkü hem o miting alanında söylenen sözler, direkt başkanımız söyledi, direkt başkanının konuşmasını onaylayan başlar, onları görünce, o arkadaşlarının coşkusunu görünce bir kez daha dedim ki evet, çok tarihi bir yürüyüş yapıyoruz. İşte Türkiye'nin sorunlarını böyle öne sürerek Türk milletini diz çökertmeye çalışanlara karşı Türk milletini gördük, meydan okuyor. Ayakta, dimdik ayakta Türk gençliği ve Türk milleti o gün dimdik ayakta bugün yani. Ve çok cesur ve kararlı o şekilde yürüyüşümüze başladık. Hemen ardından şöyle bir görüntüyle karşılaştık. Ben bugün korteji çok aşağı yukarı gittim geldim. Birçok işte orada birçok manzarayla karşılaştım ama şunu gördüm. Yan yoldan geçen araçların hepsini birçok arkadaş da gördü. Hepsi bizi kornayla eşlik etti. Pencerelerden alkışlar, işte ya Ankara halkı gerçekten katılım zaten çok fazlaydı. İşte o gün oradan geçerken gördüler, filama alıyorlar bizden, bayrak alıyorlar. Onlara filama bayrak veriyoruz. Hemen yürüyüşümüze katılıyorlar. Onu gördük ve en son şöyle bir tabloyla karşılaştım. Bir tane 5-6 yaşlarında bir erkek çocuk annesiyle birlikte filama ve bayrak alıyorlar. Ondan sonra işte annesi Türk bayrağı veriyor. Çocuk tabii ne olduğunu anlayamıyor orada. Dedi ki annesine, anne ne yapıyoruz, kim bunlar dedi. Annesi şöyle bir cevap verdi. Çocuğun adını unuttum da dedi, onlar Atatürk'ün gençliği. Onlar Atatürk'ün gençliği. Hadi sen seç buradan bayrağını. Gidelim, katılalım dedi. Ve ben ondan sonra şunu söyledim. Evet, Atatürk'ün gençliği burada, meydanlarda. Türk milleti onu görüyor. Ve bu Atatürk gençliği olduğu sürece şunu diyoruz. Türkiye'nin yarınları güvence altında. Bu yürüyüşten esas ben bunu çıkardım. Büyük bir umut, büyük bir kararlılık, büyük bir coşku gördüm. Ve Türkiye'nin yarınlarının güvence altında olduğunu gördüm. Ben esas bunları aktarmak istiyorum bugüne dair. Teşekkür ederim. Furkan, son sözü Dilek Başkan'a bırakacağım ama öncesinde eklemek istediğin, şunu da söyleseydim dediğin ve liselilerin özellikle önüne koyacağın görevler var mı? Liselilerin görevleri belli. Biz 29 Ekim'e hazırlanmadık. Biz 30 Ekim'e hazırlandık ve esas görevimiz yarın başlıyor. Yarından itibaren bu 29 Ekim sürecinde buluştuğumuz, temas ettiğimiz bu geniş kitleyi mücadele içinde görevlendirmek ve mücadeleyi büyütmek, tüm liselere, sınıflara, mahallelere, ilçelere yaymak ki 29 Ekim sürecinde çokça yeni teşkilat kurduk. Yarından itibaren de hız kesmeden buna devam edeceğiz. 10 Kasım çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Şimdi biz 10 Kasım'ı da hep yaz değil mücadele günüdür diye değerlendiririz ve o güne yakışır biçimde etkinlikler, yürüyüşler yaparız. Az önce Nazlı arkadaşımız da bahsetti. Bir Atatürkçülük yarattılar. 29 Ekim'in bile matem günü olarak. Ah nerede o eski cumhuriyet? Bir nostalji günü olarak anma hevesi var neredeyse. TGB işte o alanlara girince o coşkuyla beraber bu yası, matemi bertaraf ediyor, dağıtıyor. Ve liseliler de zaten oranın ayrı bir cıvıltısı, neşesi, coşkusu oluyor. Ve şunu sormak lazım. Biz bunu hep altını çiziyoruz. Her yerde de altını çizmeye devam edeceğiz. Z kuşağı değiliz, Türk gençliğiyiz. Şimdi gençlik buysa, hani Nasrettin Hoca'nın fıkrası var ya, et buysa kedi nerede, kedi buysa et nerede diye şimdi soruyor. Şimdi herkes gençlik hakkında hariçten gazel okuyor. Gençlik buysa Z kuşağı nerede? Yani bir çıksınlar, yürüyüş yapsınlar da endamını görelim. Türk gençliği buysa Z kuşağı nerede? Biz de böyle soruyoruz ve yarından itibaren, hatta şu saatlerden itibaren biraz dinleneceğiz ve ardından hemen iletişimimize, teşkilatlanma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Talebenin
kortejindeydi sanırım. Eren Bülbül'ün. Hepimiz Eren Bülbül'üz, evet. Hepimiz Eren Bülbül'üz pankartı vardı. Eren Bülbül o 15'lilerin tarihte, mazide kalmadığını gösteren çok somut bir örnek. Zaten görünen bir gerçekti ama böyle bir somutlukla işte terörist nerede onu gösteren askeriyle beraber omuz omuza nasıl mezun vermeyen liseler var. Galatasaray Lisesi, başta olmak üzere Çanakkale'de cepheye en önde koşan bizim 12 yaşında şehitlerimiz var. Cepheye gitmiş Çanakkale'de isimsiz Mehmetçiklerimiz var. Kalpaklarıyla o asker kıyafetlerini giymiş küçücük bedenine ve savaşmış. Bugün de o gençlik bu mayayla geleceğe bakıyor ve gençlik içindeki o vatansever damar hala çok kuvvetli. Hatta daha kuvvetli demek lazım çünkü tarihten aldığı çok büyük bir güç var ve talebe de o gücün yegane teşkilatı. Yegane teşkilatı liseli hareketi içinde de yegane teşkilat ve liseli hareketi Türkiye'nin geleceğinin garantisi. Türkiye Liseliler Birliği de bunu vatansever, devrimci, Atatürkçü bir çizgide tüm liselere yayan bir teşkilat. Yarından itibaren çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki, teşekkür ediyorum. Dilek Başkan, Türkiye Gençlik Birliği'ne kimler üye olabiliyor? Türkiye Gençlik Birliği nasıl bir yapıya sahip? Türkiye Gençlik Birliği'ne üye olmak zor mu? Hangi şartları var? Onları sorayım. Ardından da toplam olarak 29 Ekim'e gelinen süreçteki çalışmalarınız ve Furkan Başkan'ın dediği gibi 30 Ekim'den sonra yapacaklarınıza dair hedefler, atladığın noktalar, vurgulamak istediğin yerler varsa alalım ve programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Teşekkür ederiz. Türkiye Gençlik Birliği Türk Gençliği'nin teşkilatı. Dolayısıyla Türk Gençliği Türkiye Gençlik Birliği'nde teşkilatlanır, üye olur. Üye olmasında da herhangi bir zorluk yoktur. Atatürkçü vatanseverdir Türk Gençliği ve tüm Atatürkçüler, vatanseverler Türkiye Gençlik Birliği'nde istedikleri zaman, istedikleri şekilde, istedikleri tüm şehirlerde, üniversitelerde, liselerde teşkilatlanabilirler, örgütlenebilirler. Türkiye Gençlik Birliği vatansever, Atatürkçü ve anti-emperyalist bir gençlik teşkilatıdır ve bugün Türkiye'nin rakipsiz en büyük gençlik teşkilatı. Çünkü Türkiye'yi yönetmek hedefi var. Çünkü 15 yıllık tarihi boyunca o mücadele kararlılığını sürdürdü ve kökleri yalnızca 15 yılda değil, kökleri Türkiye'nin 200 yıllık milli demokratik devrim birikimine dayanır. Gücünü, kuvvetini, kararlılığını oradan alır. O yüzden bugün Türk Gençliği'nin teşkilatı olmuştur Türkiye Gençlik Birliği. 29 Ekim gençlik yürüyüşünü ördüğümüz süreçte de aslında hep şunu gördük. 50 il ziyaret ettik. Biz sadece genel merkez olaraktık. Hatta bazılarına ikişer defa ziyaretlerde bulunduk. 23 yeni ilde, 23 yeni merkezde teşkilatlarımızı yeniden kurduk ya da yeni teşkilatlar kurduk. Bu şu yüzden önemli, bu veri. 5 Ekim itibariyle söylüyoruz bunu. 5 Ekim itibariyle 23 farklı yerde yeni Türkiye Gençlik Birliği teşkilatları kuruldu ve Türk Gençliği Teşkilatı ile buluştu. Çünkü bugün önümüzdeki zorlukları bu aşmak için, bu sorunları çözmek için bir teşkilata ihtiyacımız var. O teşkilat da gençliğin en büyük teşkilatı, en kuvvetli teşkilatı Türkiye Gençlik Birliği'dir. Bizim çizgimiz ve rotamız açıktır. Türkiye'yi yeniden kalkındırmak, Türkiye'yi o Cumhuriyet Devrimi rotasında ilerletmek ve Cumhuriyet Devrimlerini tamamlamak, tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek için bu yolda mücadele ediyoruz. Türkiye bugün ikinci bir İstiklal Savaşı vermektedir. Bu İstiklal Savaşı'nı başarıya ulaştırmak için mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele sırasında elbette hem terörle mücadelede hem çeşitli alanlarda kayıplar vermektedir. Terörle mücadelede şehitler vermektedir. Ama vatan ve üretim devrimini gerçekleştirmek için ve Türkiye'de Cumhuriyet Devrimi'ni tamamlamak için bugün bulunmamız gereken mevzi Mehmetçiğimizin, polisimizin, korucumuzun bulunduğu mevzidir. O vatan savaşı mevzidir.
bu yolda şehit olan, terörle mücadelede şehit olan, vatanının birliği ve milletinin bağımsızlığı uğruna şehit olan bütün şehitlerimizi de burada saygı ve rahmetle anmış olalım. Önümüzde zorluklar var. O zorlukları yenecek olan da bir kararlılık var, bir irade var. Bu ülkenin Atatürkçü, vatansever gençliği var, Türkiye gençliği var, Türkiye Gençlik Birliği var ve milletimiz müsterih olsun. Biz bu yolda kesinlikle zafere ulaşacağız. Türkiye'nin önündeki süreçte, Türkiye'nin zorunlulukları da bunu göstermektedir. Önümüzdeki süreçte hem ekonomik olarak bağımsızlığımızı, hem siyasi, askeri olarak bağımsızlığımızı, yani toplam olarak tam bağımsız Türkiye'yi inşa edeceğiz ve kuracağız. Yolumuz o yoldur. Başı dik, onurlu yaşayacağız ve başı dik, onurlu yaşamımızı sürdüreceğiz. Biz büyük bir imparatorluk geleneğine sahibiz. Büyük bir tarihsel mirasa sahibiz. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamamıştır. Yeri geldiğinde devlet yıkmıştır. Yeri geldiğinde devleti yeniden inşa etmiştir ve kurmuştur. Çağ açıp çağ kapatmıştır. Tıpkı İstanbul'un fethi gibi. Şimdi yeni bir çağ açılıyor. O çağ Asya çağı. O çağ gençlik çağı. Biz o gençlik çağının liderleri ve önderleri olarak bu mücadeleyi zaferlere ulaştıracağımıza eminiz. Son olarak şunları söylemek isterim. Hem yürüyüşümüzü ördüğümüz süreçte, hem bugün yürüyüşümüz esnasında, toplanma alanında, yürüyüşümüzün bitişine kadar bizlerle beraber olan, bizlere kolaylık sağlayan Ankara Emniyet Teşkilatımıza, İl Emniyet Teşkilatımıza buradan da teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Polisimiz bizim yanımızdaydı. Bize çeşitli yerlerde kolaylıklar sağladılar, yön gösterdiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. En başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün emniyet teşkilatına saygılarımızı sunuyoruz. Bununla beraber tabii bu süreci başlattığımız andan, yani 29 Ekim programımızı ilan ettiğimiz andan şu ana kadar ve bundan sonra da devam edeceğine eminiz, biliyoruz. Ulusal Kanal hep yanımızda oldu. Ulusal Kanal zaten Türkiye Gençlik Birliği'nin bütün çalışmalarında hep yanında oldu. Biz nereye gitsek, işte İncirlik ve Kürecik eylemlerinden bahsetti arkadaşlarımız. İncirlik'te de yanımızdaydı, Kürecik'te de yanımızdaydı. Amerikan askerinin başına çuval geçirirken de yanımızdaydı. Bugün de yanımızda. Bu süreci hep beraber ördük desek yeridir. Ulusal Kanal ekranlarından bizleri dinleyen, bizleri izleyen ve bu şekilde yürüyüşümüzü duyan, bu şekilde yürüyüşümüzden haberdar olan çok sayıda vatandaşımız oldu. Bizlere telefonlar yağıyor Ulusal Kanal ekranlarına çıktıktan sonra. Yetişmekte güçlük çekiyoruz bazen. Hem bilgi almak için, hem tebrik etmek için çok sayıda mesaj ve telefon alıyoruz. Çünkü Ulusal Kanal Türkiye'nin en devrimci kanalı ve Türkiye'nin en büyük kanalı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dijitürk'e yeni sayılır aslında girmesi. Dijitürk, evet, kampanyası yapmıştı ve Dijitürk'e girmişti. Şimdi daha fazla izleyiciye ulaştı ve bütün platformlarda var. Her yerden izleyiciye sahip, her kesimden izleyiciye sahip. Ben çok iyi biliyorum ki yurt dışından da YouTube üzerinden yayınlarını sürekli, evet, takip edenler var. Bizim hatta yurt dışındaki, diyelim ki Avrupa Teşkilatımız, Çin'deki arkadaşlarımız, onlar da hep böyle YouTube üzerinden takip ediyorlar. Bütün platformlardan Ulusal Kanal'ı izlemek mümkün. Ben kanallar da savaşır diyorum. Ulusal Kanal savaşan bir kanal ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde savaşan bir kanal. Bütün Ulusal Kanal ailesine sizlerin nezdinde de teşekkürü borç biliriz. Bundan sonra da her zaman beraberiz. Biz de Türk Gençliği olarak Ulusal Kanal'ın yayın hayatına devam etmesi için
ve yayın hayatını daha da kuvvetlendirerek sürdürmesi için milletimize, Ulusal Kanal izleyicilerine çağrıda bulunuyoruz. Ulusal Kanal'ın teknik ekipmanları iyileşsin, Ulusal Kanal'ın binaları, stüdyoları güzelleşsin. Hep beraber el birliğiyle Ulusal Kanal'ımızı daha da büyütelim. Ne kadar büyütsek yetmez, ne kadar güzelleştirsek yetmez. Çünkü o Türkiye'nin en devrimci kanalı ve Türk gençliğinin sesi. El birliğiyle şimdi kanalımızı şahlandıralım, daha geniş izleyici kitlesine ulaştıralım diyorum. Çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir yayında bizleri ağırladığınız için bütün arkadaşlarımızın selamlarını getirdik aslında. Burada kısıtlı sayıda ve temsilciler düzeyinde bulunuyor arkadaşlarımız. Biz sizlere bütün arkadaşlarımızın şu an hala yolda olan ya da şehrine varmış olan arkadaşlarımızın selamlarını da getirdik. Arkadaşlarımız yolda giderken de çalışmalara devam ettiler. Önümüzdeki süreci nasıl sürdüreceğiz diye sormuştunuz. Aslında 29 Ekim yürüyüşü sonlandı. Otobüslere bindik. Türkiye Gençlik Birliği ile beraber bu yürüyüşe katılan arkadaşlarımız yolda hemen Türkiye Gençlik Birliği'ne üye oldular. İlk görevleri de daha fazla üye yapmak, Türk gençliğinin teşkilatını daha fazla büyütmek. Bir kez daha buradan seslenelim. Türkiye Gençlik Birliği Türk gençliğinin teşkilatıdır ve Türk gençliğinin teşkilatını büyütmeye, Türkiye'nin yarınlarını, aydınlık yarınlarını kurmaya bütün gençleri davet ediyoruz. Gelin Türk gençliğinin teşkilatıyla, yani kendi teşkilatınızda buluşun. Burada alacağımız görevler, burada yapacağımız işler Türkiye'nin aydınlık yarınlarını inşa edecek ve mutlaka tam bağımsız Türkiye'yi hep beraber kuracağız diyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hem bizle ilgili söylediklerin, Ulusal Kanal'la ilgili, hem de toplam olarak değerlendirmelerinizden dolayı programa katıldığınız için çok çok sağ olun. Ve bu büyük yürüyüşü yapıp hem yurttaşları hem gençliği umutlandırdığınız için de ayrıca ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, 29 Ekim özel yayınımızın sonuna geldik. Bugün Türkiye Gençlik Birliği büyük bir yürüyüş yaptı ve bu yürüyüşün bir noktada değerlendirmesini canlı yayında sizlerle birlikte yapmış olduk. Önümüzdeki döneme dair de Türkiye Gençlik Birliği yöneticileri çıkardıkları vazifeleri sizlerle paylaştı. Vatan, üretim ve gelecek için diyerek Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'da Atatürk'te birleşen Türk gençliğinin yürüyüşü oldu bugün. Umuda, geleceğe dair umutların arttığı bir yürüyüş oldu. Kararlılığın, iradenin son safhada olduğunu, en üst safhada olduğunu burada gördük. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Yaşasın Cumhuriyet.